Hoş geldiniz. Galiba açık değil mi? Açık değil mi? Epey ara oldu. Aralık ayını boş geçirdik gibi oldu. Hiçbir şey yapmadan demek istemiyorum tabii de yani diyalogları yapamadık. Sebebi aslında yani çok şey, okul çok yoğun. Salon bulunmuyor. Gerçek bu yani. Yoksa biz tembellik etmedik. Evet. Öyle bir şey yok. Biz hazırdık da Doppler'e. Gelecek seferde inşallah Şubat ayında şimdiden de söyleyelim değil mi? Söyleyelim evet. Özcan Ergüder Maskeli Balo. Evet, Kırmızı Kedi'den yeni yayınlandı. Evet. Yeni yayınlandı derken tekrar basımı yeni yapılmış. Evet, yıllar çok sonra, önemli bir yazar. Unutulmuş bir yazar. Belki de hiç bilinmeden unutulmuş. Bilinmeden unutulmuş bir yazar evet. Neyse. Evet, o zaman başlayabiliriz bu seferki diyaloglar. Yine aslında Kuzey Avrupa ülkelerinden biri olan Norveç'ten Erlend Loe'nin Doppler isimli romanını ele alacağız. Erlend Loe de 1969 doğumlu, yine aslında bizim çağdaşımız, kuşaktaşımız sayılacak önemli bir yazar. Yani dünyada da Türkiye'de de gitgide daha fazla ilgi çekiyor, okunuyor ve özellikle de bu Doppler kitabıyla evet. Epeyce ilgi uyandırdı. Bunun içini konuşacağız zaten. Türkçe'de daha önce Naif Süper başlığıyla bir romanı var. Aslında onları galiba zaten çevirmeni Dilek Başak Türkçe'ye kazandıran ilk kitabını da o yayıncılığını da yaptığını okudum. Norveççeden doğrudan Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. Bu her zaman ben üzerinde duruyorum. Doğrudan ana dilinden yapılmış iyi çeviriler bizim için çok büyük bir kazanç. O yüzden Yapı Kredi'de yani bu kitap benim elimde 9. baskı bilmiyorum. Sizin elinizde kaç? 11. baskı. 11. baskı. Bu da şaşırtıcı. Aslında ilginç. Yani bu yeni bir tür edebiyat sayılabilir mi? Yani bu bestseller değil asla. Evet. Ama çok okunuyor bu tür yazarlar şu anda. Daha önce bu sene özellikle yaptığımız genç diyebileceğimiz çağdaş yazarların eserleri. Evet, nereden başlayalım, nasıl başlayalım? Şimdi aslında Kuzey Avrupa Edebiyatı'nın neden bu kadar ilgi çektiğinden başlayabiliriz belki. Çünkü daha önce de biz Kuzey Avrupa Edebiyatı'ndan bir takım kitaplardan bahsetmiştik. Galiba kıta Avrupa'sının büyük ülkeleri büyük bir tembelliğe gömüldü ve popülizmin kucağına düştüler. Onlardan da çok iyi, çok çarpıcı, çok yeni yazar az çıkıyor. Nüfusa oranla diyelim. Yani hiç çıkmıyor değil, nüfusa oranla. Çünkü sonuçta Norveç herhalde 8 milyonluk falan bir ülkedir yani. Öyle vallahi tahmin ediyorum. Baktım 5.3 milyon yazıyordu en ha, son. İşte daha da Wikipedia'ya bir yerinden geçiyor. Bir takım VPN'lerle. Dolayısıyla ama derin bir ülke yani derin ülkeler Doğu Avrupa ülkelerinde sanat hala eski canlılığını sürdürüyor ve tabii o popüler kültürün o kadar kolay etkisi altına girmiyorlar. Galiba geniş bir coğrafyada dağınık yaşıyor olmalarının da etkisi olabilir. Genellikle de insani durumlarla ilgili konuşmaları, metinleri, çağa bakışları galiba diğerlerine fark atıyor. Kıta Avrupa'sının diğer ülkelerine fark atıyor. Gerçi Almanya'yı ayrı tutuyorum. Özellikle Doğu Almanya'yla birleştikten sonra o çatışmadan doğan çok iyi bir edebiyat oluştu Almanya'da. Ve o edebiyatın da pek çok örneğinden bahsettik. İşte Jenny Erpenbeck veya Monica Maron gibi çok iyi yazarlar var ve devam ediyorlar. Fransa'da da çıkıyor aslında. Hani hiç çıkmıyor diyemeyiz ama şimdi nüfusa oranla baktığımız zaman şaşırıyoruz aslında. Erlend daha önce de Haysiyet ve Mahcubiyeti yapmıştık ve o da çok baskı yapmıştı. Zorstak evet. Dolayısıyla bence Kuzey Avrupa Edebiyatı yeni dünyaya, yeni insanın yeni varoluşuna, var olma biçimlerine bu karmaşa içerisinde ve çok koşturmalı ve aslında yüksek çatışmalı çağa başka türlü bir bakış getirdiği için, daha sakin bir bakış getirdiği için daha içselleştirerek, onu daha felsefi bir düzleme taşıyarak baktığı için sanıyorum ilgi çekiyor ki bu kitap da onlardan biri. Evet. Ben genellikle bir filmi izlediğimde veya bir kitabı okuduğumda herhangi bir özdeşleşme yaşamam. Yani ben olsaydım sorusunu katiyen sormam. Odur o, ben değilim. O seyrettiğim kişidir, okuduğum kişidir. Fakat bu kitap bana ben yapabilir miydim sorusunu çok sordurdu. Garip bir şekilde bu da bana aslında bunun bireysel bir mesele olmadığını, yani Doppler'i
ilgilendiren değil, aslında insanlığı ilgilendiren ve hepimizin kafasını yarım yamalak kurcalayan, böyle bir küçük solucan gibi kafamızın içinde gezen, gitmek, insanlardan uzaklaşmak, toplumdan uzak kaçmak, toplum dışı olmak hakkındaki soruları canlandırdı, onları bir bütün haline getirdi. Dolayısıyla ben galiba o nedenle kendime, hani Doppler'in yerinde olsaydım diye değil, ama ben böyle bir karar alıp da yapabilir miydim acaba diye sordum. Ben sormadım çünkü ilk sahneden daha birinci sayfadan öyle bir sahneyle açtı ki benim yapamayacağım çok belli. Yani ağacın üstüne çıkıp şeyle bıçakla atlayıp bir geyiğin kafasına bıçağı sokarak öldürme sahnesiyle başlıyor. Evet. Bence bu çok abartılı, grotesk bir şey. Bence o da yapamaz. Evet. Kolay kolay bir şey. Doppler yapıyor zaten. Erlendi de yapmıyor. Doğru. Doppler de bence yapamaz ama bize kabul et diyor. Yani sen böyle bir ironik karakterle açılış yapıyor. Evet, çünkü nasıl yapacak? Orta halli, hiç hayatında av yapmamış, hayvanla karşılaşmamış, üç çocuk babası, bir yerde şirkette çalışan beyaz yakalı, aslında hımbıl bir adam yani sonuçta doğruya doğru ama öyle bir sahneyle açıyor ki zaten romanın bundan sonraki gelişimi hakkında bize fikir veriyor. Hem türü hakkında veriyor, hem tonu hakkında veriyor. Evet. O yüzden ben, yani ondan sonraki bölümlerde evet ben olsam ne yapardım ya birazcık ben daha zor olabilir. Geyik vurma kısmını tabii düşünmedim. Bir kere bu çok gerçekten çok büyük bir, çok çarpıcı açıyor romanı, bu çok önemli bir şey. Zaten soruyu orada sorduruyor. Yani bir kere ben o geyiğin kafasına o bıçağı saplayamazdım dediğin anda seni bir çıkmazla karşı karşıya bırakıyor. Yani sen bu karmaşa içerisinde seni aslında herhangi insanlardan biri yapan ve senin üstünden aslında bir toplumu yönlendiren bir sistemin içerisinde o küçük dişlilerden biri mi olmak istiyorsun? Ama bunu seçersen de geyiğin kafasına bıçağı sokman gerekiyor. Zorundasın. Yani çünkü sonuçta aslında bize modern zamanlarda bir bireysel bir avcı toplayıcı hikayesi anlatıyor ki kendisi de kendini bu şekilde ifade ediyor. Ama kitabın müthiş bir ironisi var. Çok yoğun bir rengi var aynı zamanda. Bir de şu, şimdi bir vahşeti anlatıyor. Biz vahşetin bugüne kadar iki türlü anlatımına şahit olduk. Birincisi vahşet bizde o vahşetin yarattığı acıma, öfke duyguları yaratılarak anlatılması. Biri de o vahşetin dibine vurma ve işte onun yarattığı gizli dünyamızdaki duygu neyse onları açığa çıkarmak. Fakat bu kitap sanki geyik vurmamış da işte ne bileyim çok basit bir iş yapmış gibi sakinlikte anlatıyor. Ama bunu mesela böyle bir tonla anlatmasına rağmen bunun çok zor bir eylem olduğunu da söyleyerek anlatıyor. Zaten özelliği orada ve açılış sahnesiyle bize aslında neyi anlatacağını, neyi sorduracağını çok güzel ortaya koyuyor. Giriş zaten babam öldü. İlk cümle bu aslında. Evet. İlk cümle çok tanıdık bir cümle tabii edebiyat tarihinin bir başka annem öldü, bugün annem öldü cümlesine çok böyle benim hemen ilk hatırlattığı yabancı Albert Camus'un yabancısı oldu. Birinci cümle bu, ikinci cümle ya doğrusu ikinci paragraf. Dün bir geyik avladım, ne diyebilirim? Ya o ya ben, birimiz canından olacaktı diye bizi, yani babam öldüğünün aslında bütün bir parantezinde oku bütün bir romanı diyerek yeni bir, aslında bir süre sonra açılacak kanalı en başından bir böyle işaret olarak gösteriyor. Evet. Ve bu hiç lafta da kalmıyor. Hem kendisi hem daha sonra romanda önemli bir yer tutacak bir başka Düsseldorf karakteri üzerinden baba, oğul ve aynı zamanda yaşadıkları kültür içerisindeki bir eski kuşak, yeni kuşak üstünden de bir hesaplaşmaya götürecek. Ama burada beni bu yabancı, tabii yabancının açılışta bu kadar çok benzemesi şey beklentisini yarattı. Tabii bir absürdite olacak, bir saçmalık, bir varoluşa dair bir şey olacak. Evet, hiç de bu konuda geri kalmıyor. Evet. Yani çok akraba değil. Yani yabancının, yabancıyı o şekilde yankılayan bir eserdi. Yabancı sonuçta bir şehirde geçen, ne de olsa bir tam uygarlığın ortasında geçen bir hikaye. Her ne kadar çöl gibi bir atmosferde öldürse de araba, ama asıl mahkemeler, hapishaneler, rahipler, iş yeri,
sinema, yani tamamen başka bir şeydi. İşleyen bir sistem içerisinde. Bu ise tamamen doğada geçecek. Yani doğada da derken aslında bir anlamda da kıyısında diyelim. Yani zaten bir ara bölgede. Şimdi o da güzel. Hı hı. Çünkü belirli bir tür gerçeklik duygusunu da yaratmayı gözetmiş yazar. O yüzden de dikkatle okunması gereken bir kitap. İlk okuyuşta yüzeyden okuduğumuz zaman komik, ironik, hakikaten enteresan bir karakter. Yani aslında tam da olmaz ama olunca da ilginç oldu. Ama birazcık daha dikkatli okuduğumuz zaman o kıyıda arada bırakmış olması tür olarak da evet, aslında arada bırakmış olduğunu gösteriyor. Yani buna mesela varoluşçu roman diyemeyiz. Tam anlamıyla, ya da bir kaçış romanı diyemeyiz. Ama adını zaten, o da benim dikkatimi çekti. Romanın adı, karakterin adı. Evet. Şimdi bu çok eski bir gelenek aslında. Yani edebiyat tarihine zaten baktığımızda ilk romanların büyük bir kısmı, en azından akılda kalanları, Don Quixote, Robinson Crusoe, bütün o Madame Bovary'ler, Anna Karenina'lar, Tristram Shandy, İnce Mehmet. Yani evet, karakterin aslında, diğer anlatılan olayların hepsi karakterin hayatının ne kadar mucizevi, dramatik, trajik, farklı, renkli, her neyse, ama onu o yapan, yani asıl olan karakter. Yani buna bir geri dönüş bu romanda var tabii. Yani adını Doppler koyduğu zaman hakikaten akılda da kalıcı. Ama işte ciddi bu şey, Max Friss'in Stiller'i gibi. Evet, Stiller'de doğru. Şimdi bu akılda kalıcı karakter ya da damgasını romana vuracak karakter meselesi ile ilgili şeyi hatırlatıyor. Ya aslında sözünü unutma. Avrupa edebiyatında yaygın bir şey bu. Aile adları kullanmak da çok yaygın. Bizde az. Buddenbrook'lar var. Pek çok roman var böyle şey, işte Proust mesela, Svanların tarafı. Ama işte belli bir tarihe kadar, şimdi tabii, 2019'da birdenbire karşımıza tekrar böyle, yani kitapçılara baktığımız zaman ben hiç öyle yeni çıkmış kitaplar pek de insan ismiyle doğrudan doğru lanse eden pek görmüyorum. Pazarlamayla ilgisi var mı bunun? Çünkü şimdi ben Murat Gülsoy romanının adı. Yani nasıl bir şey acaba? Duruyor da. Hani acaba nasıl bir şey? Acaba ne anlatıyor? Ama güzel olur mu? Yazan Ayfer Türk. Çok güzel fikir. Çok güzel olur. Hiçbir şey de yapmama gerek yok. Çok güzel. Ama şimdi şöyle, pazarlamanın ötesinde bence karaktere verilen önemle de ilgili bir şey var burada. Hakikaten 19. yüzyıl romanına baktığımız zaman karakter çok ön planda. Onun yapıp ettikleri, hayat memat meselesi ve aynı zamanda özgür iradesiyle de her şeye yol açabilecek. Yani hayatının kaderinin iplerini elinde tutacak. Zaten birey yükseliyor. Bireyin yükselmesi demek ne demek? Birey aynı zamanda homo economicus demek. Yani ekonomiyi rasyonel tercihleriyle ayakta tutacak kişi ya da siyasi rasyonel tercihleriyle sistemi ayakta tutacak kişi. Şimdi bunlar 19. yüzyıl kavramları, hani 20. yüzyıla taşınıyor ama arada öyle büyük bir tarihsel, toplumsal dönüşümler var ki bu bireyin üzerinden bence buldozerle geçilmiş gibi paramparça ediyor. O yüzden artık öyle bir ismi öne çıkararak roman yazmak çok kolay değil. Orhan Pamuk'un Saf ve Düşünceli romancıda bu karakterle ilgili bölümde bu konuya değiniyor ve kendi gençliğinde bu tür büyük klasik romanları okurken o zaman edebiyatçıları da, ben de diyor, yani asıl edebiyatın amacı böyle unutulmaz bir karakter yaratabilmek aslında. Bunu yapamadıktan sonra ya adını koyacaksınız romana ve o sizden daha meşhur olacak. Böyle bir şeyler düşünürdüm, mealinde bir şeyler yazmış. Sonra da diyor ki ben hiçbir zaman bunu yapmak istemedim. Ya da yapmadım, ya da bunun doğru olmadığını aslında bir süre sonra inandım. Ama bunları yazarken şeyi unuttuğunu fark ettim. Cevdet Bey ve oğulları var sonuçta. Yani ve ilk roman ve o da aslında değil mi, bir tür 19. yüzyıl realizmi. Devamı gibi. Neyse, konuyu dağıtmayayım ama bu tabii, bu Doppler öyle bir Doppler değil, öyle bir karakter de değil aslında. Ama bir yandan da bütün bir uygarlığa, yani uygarlık dediğimizde demin anlattığım gibi işte kendi orta sınıf, orta üst sınıf diyebileceğimiz. İşte evi var, mutfağını yaptıracak. Mesleği var, ne? İşi var, gücü evet, var, gelecek kaygısı yok, işte çocukları var. Böyle bir adam az. Bunlara karşı çıkan, bunları bir biçimde hayır deyip uygarlık diye onları reddeden bir adamdan bahsediyoruz. Bir aydınlanma anıyla. Bir aydınlanma anı, evet, o bir kazayla başlıyor. Aslında bisikletçi bir adam, çok şaşırtıcı Norveç'te. Bisiklete binerken bir gün bir kaza geçiriyor ve onu da anlatıyor zaten aslında. Evet, düşme anı. Düşme anı da neyse, daha sonra gelecek herhalde, daha sonra anlatıyor. Şimdi burada aslında şöyle ilginç bir şey var. Medeniyet
geyikten kaçış ve bu kararı verdiği ana gelmeden önce. Şimdi birinci sayfada geyikle ilgili bize mizahi ipuçlarını da veriyor. Hatta bir tık fazla bir mizah da yapıyor. Evet, geyiğin aşk hayatı vesaire diye. Çünkü dediğim gibi yani o geyiğin kafasına adam bıçağı soktu. Dolayısıyla o vahşeti dengeleyecek ölçüde bir gülünçlük koyuyor yanına ki o bir eşitlik sağlasın ve bir anlamda biz buradan... Orayı okuyayım mı? Oku oku. Diyor ki, onların ne kadar kocaman olduğunu unutuyor insan. Sırtına atlayıverdim. Tabii ki yapacaklarımı yüzlerce kez aklımdan geçirmiş, bundan hoşlanmayıp kaçacağını düşünmüştüm. Haklı da çıktım. Ama hızını alamadan bıçağı kafasına sokuverdim. Bıçak tek bir darbede geyiğin kafatasını delip beynine saplandı ve tuhaf bir şapka gibi orada dikine durdu. Ben aşağıya atlayıp büyük bir kayanın üstüne tırmanırken geyiğin yaşamı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyordu. Karnının tok olduğu o güzel günler, güneşli ve sakin yazlar, sonbaharda erkek geyikle yaşadığı kısa süreli aşk ve sonrasında yalnızlık, doğumun ve genlerini geleceğe aktarmanın mutluluğu, ayrıca geçmiş yılların zorlu kış ayları ve tedirginlik, böyle bir huzursuzluk. Bunlardan kurtulmak onu rahatlatacak gibi görünüyordu. Geyik yere düşmeden önceki birkaç saniye içerisinde bütün bunlar oluverdi. Kastettiğin o sanırım yani. Evet. Bir geyiğin evet. gözünün önüne film şeridi evet. gibi hayatının geçmesi. Ama bir yandan... Aslında onu da bir eşitliyor. İnsan evet. da eşitliyor bir yandan evet. da yani. O başka bir tür, o bir şey değil, hayvan, insan değil diye düşünme. Bir insanlaştırma var onda evet. geyiği. Ama bir de yavrusu var geyiği. Sonra zaten yavruyla iyice insanlaşıyor. Evet. 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 Bir de yavrusu var. Maalesef yavru ondan ayrılmıyor. Evet. Bongo. Bongo ismini koyup onu evlat ediniyor bir biçimde. Şimdi ikinci sayfada da şöyle bir şey var. Yani bize medeniyetle ilgili bir takım soruları sordurmaya başlıyor zaten. Doğadan vahşice faydalandım diyor. Norveç'in en büyük hayvanını belki de tüm iyi niyetime rağmen doğadan vahşice faydalandım. En yakın zamanda geri verebileceğimden fazlasını aldım. Büyük ihtimalle bu da canımı sıktı diyor. Bir yandan da hala kendi sahip olduğu medeniyetin ona kazandırdığı adalet duygusuyla bakıyor aslında bir yandan da. Fakat hemen arkasından da şu geliyor. Bağırsaklarının çoğu dışarı fırlayıverdi. Karnından bir parça kesip çiğ çiğ yedim. Çok açtı. Hemencik orada, hemencik orada. Kızılderililer gibi. Yani artık iyice çünkü bunu yaptığı zaman çok uzun zamandır aç aslında. Evet. Onu bize o sahneleri anlatmıyor. Çok uzun zamandır aç. Artık son noktaya geldi. Ama anda. Yani şimdi tabii o bence çok aç diye sen onu adamcağız karakterleri Murat'ın koruma kollama şefkatle yaklaşma gibi bir huyu vardır gene. Öyle yapıyor bence. Adam kesip çiğ çiğ yiyor ya. Yiyor yani sonuçta. Aç. Çiğ çiğ yiyor aç. Halbuki ona gelince de tütsüleme fırını falan yapmış ama yapmış, bir yandan da. Her şeyi de yapmış yani. Hani öyle çok açım dur ilk geyiği indireyim yiyeyim değil. Her şeyi hazırlamış. Çünkü öyle gerçek hayattan alınma bir roman ve roman uyarlaması film vardı. Şu anda Doğaya Kaçış mıydı? İsmini tam hatırlamıyorum ama genç bir üniversite öğrencisi parlak. Bütün parasını falan şey yapıp, yakıp, kimliğini yakıp ormana sadece yanına kitaplarını alır. Şiir kitapları, romanlar alır ve gerçekten doğanın içerisine gider ve orada... İkinci gün ölür. İkinci gün ölmez. Geyik avlar. Fakat geyiği avladıktan sonra hiç de burada anlatıldığı gibi kolay değildir. O koskoca kütle çok kısa süre içerisinde bozulur zaten. Tabii. Ve ondan o verimi alamaz. O yüzden tabii. bu bence zaten onu çok okuyarak, bilerek yazmış. Yani bu doğaya gidilirse ne olur? Ve gerçekten açlıktan evet. ölerek orada daha sonra cesedi bulunuyor ki ya bu, hazin bir hikaye. Yani arada alakasız şeyler anlatacağız ama şeyde Netflix'te bir Alaska belgeseli var. İzleyen var mı bilmiyorum. O belgeselde de geyik avlıyorlar. Tabii orada gerçek anlamda yani medeniyetin içerisinde sonuçta yıl olarak baktığımızda 2020 yılında dünyanın en kuzeyinde bir yerde işte o kutup dairesinin 100 kilometre kuzeyinde -30 derecede yaşayan çok az miktarda az sayıda insan ve onların hayatlarıyla ilgili bir son derece ilginç bir belgesel. Mesela geyik avlıyorlar ve ilk yaptıkları şey hiç aç falan da değiller bu arada gayet de karınları tok çünkü bir stok yapmaları lazım. Kış gelecek ve yaşamak için bunları yapmaları lazım. Geyiğin karnını kesiyorlar. İlk yaptıkları şey ellerini içine sokmak. Isınıyor çünkü elleri.
sıcak kanla ve ciğerinden bir parça yiyorlar. Mutlaka bunu yapıyorlar. Yani ritüel gibi. Bu bir tür ritüel gibi, bir belki de çok lezzetli, bilemeyeceğim artık onu. Ama ciğerini yiyorlar mesela. Bunu okuyunca da hemen o aklıma geldi. Geçen sefer vejetaryen kanalında şimdi gitgide dehşet ve gore şeyine gidiyor. Evet, yani bu geyik meselesi yavrusu üzerinden başka bir hal alacak. Evet. Yavrusuna bir de isim koyacak. Gitmiyor çünkü. Ama yavrusu yani da zaten kendi yavrusuna dönüşüyor adamın. Evet, bir süre sonra onun çocuğu yerine neredeyse geçecek. Ve yani git diyor, gitmiyor falan. Sonunda annesini öldürdüğüm için ondan özür diledim. Artık korkmasına gerek kalmadığını, bugünden sonra buraya istediği gibi gelip gidebileceğini söyledim. Geyik bir şey demedi tabii. Kocaman güvenen gözlerle bana baktı. Konuşamayan biriyle olmak harika. Sürekli yani birazcık kalbimiz cız ettiği anda hemen o ironik girişini yapıp ama asıl önemli kısma geliyoruz. Sonra, ayrıca kısa bir süre önce orayı mı diyorsun? Dur hayır. Fakat burada yatıp kalmam da bana süt lazım. Yağsız süt. Yağsız süt. Evet. Yağsız süt. Yani süt lazım olabilir ama yağsız süt lazım. Evet, Doppler'in öyle bir özelliği. Süt olması arıza çıkarıyorum. Tatsız asabi biri oluyorum. Yapayalnızsın zaten, olsam ne olur. Ama o onu şeye bağlıyor. Uygarlıktan fazla uzaklaşamamaya bağlıyor aslında. Evet. Henüz aşamadığı, koparamadığı bir bağ var. Herkesin bir zayıf yeri vardır. Kimisi kahvesiz yapamaz. O da işte şeysiz, sütsüz yapamıyor ama yağsız süt üzerine... Ya abi oraya gidiyorsun. Bütün bir medeniyeti terk ediyorsun. Kahvesiz yapamam, sütsüz yapamam. Ama tabii o buradaki yani son derece bilinçli ve ironik bir şekilde seçilmiş zaten yağsız süt meselesi. Çünkü doğal değil. Çünkü yani doğal değil, yani endüstriyel bir malzemeden söz ediyoruz. Yani işte kaçtığı medeniyetle kurduğu en alt düzeyden fakat en kuvvetli bağdan bahsediyoruz. Yani yağsız süt içmesi lazım. Ve onun içinde ama bir yandan plan onu yapmış. Elde edebilmek için de bir sistem kurması lazım. O da işte geyiği avladıktan sonra tütsüledi, büyük parçaları haline getirdi, çantaya dolduruyor, süpermarketin yolunu tutuyor. Ve süpermarket ama şey önce, diyecek ki... Ama önce Düsseldorf'un evini soyuyor. Bunları yani ama bu çizgide bu etlerin karşılığında süt istiyorum diyor. Tabii dehşete kapılıyorlar süpermarket. Yani Norveç'teyiz yani, bir de onu düşün. Yani her şeyin tıkır tıkır işlediği bir sistem. Kişi başına düşen lige 80.000 dolar, yani öyle böyle bir yerden bahsetmiyoruz. Olur mu olmaz mı falan deme, bir şekilde adam, ikna ediyor. Ama bir şekilde ikna ediyor değil, aslında kırılmayı yaratıyor orada adamın kafasında. Ve takas ekonomisini överek. Yani tabii şöyle bir şey diyor, burada diyor çöp konteynerinin arkasına koyarsın diyor, ben de eti oraya koyarım diyor. Yani bir takas öneriyor ama açık bir takas değil bu. Değil. Yani adam da bir anda cebine havadan girecek paranın hesabını. Ama bir yandan da doğa. Sütün, şeyin, etin tabii. Etin ve de kıymetli bir et yani. İyi tütsülenmiş geyik eti. Kıymetli bir et. Fakat orada şeyle karşılaşıyor. Değil mi? Bir ara karısıyla falan karşılaşıyor. Neyse, yani bu yağsız süt için şöyle söylüyor. En salağımız bile sıradan inek sütünü her zaman için temin edebilir. Ancak yağsız süte doğru atılan bir adım sadece ve sadece modern zamanlarda gerçekleştirebilen hassas bir ayırma tekniğiyle birlikte en kralından bir fikir gerektirir. Aslında korkarım insanlar bundan daha fazla ilerleyemez. Yağsız süt her şeyin ötesinde bir iş olarak kalacak ama bize hedef oluşturacak bir şeyler sunuyor. Yağsız süt insanı soylu kılar. İşte adam da böyle acayip evet konuşmalar yapıyor. Adam da kaç hafta sürecek bu falan, ne kadar evet et getireceksin, şu kadar getireceğim. Neyse, böyle bir anlaşmayla ilerliyor. Ama bu arada şunu söyleyelim. Bir yandan da geyikle veya yani böyle tamamen konuşmaları şeyle ilgili değil ya da bize anlattığı şeyler doğadaki zorluk falan değil. Tam tersine hiç bahsetmiyor onlardan. Yani zaten ormanın çok derinine gitmeye de cesaret edememiş. Kıyısında bir yerde kurmuş çadırını. Hani böyle normal bir hafta kalsa tatlı bir macera denebilecek bir hayatı. Hafta sonu yürüyüşçüler geçiyor tabii, zaten. Yani onlar zaten ayrı bir kategori. Fakat o arada da bize sürekli o içinden çıktığı hayata ilişkin, henüz kendi dramatik durumlarına, babasına ve babasının sıradanlığına gelmeden önce küçük durumlarla ilgili de fikirler veriyor ve sanki dünyaya uzaklaşmış ve yeni bir yerden bakıyor gibi fikir yürütüyor. Mesela öğrenciler sütü almaya gittiğinde şey yapmak için yağsız sütün peşine düştüğünde, markete gittiğinde Soğum Lisesi'nin öğrencilerini görüyor ve mesela şöyle diyor onlarda, onlara bakarak geyiği hatırlıyor tekrar, yavru geyiği, bongoyu, kendisinin olan.
Ya geyik de sigara bulsaydı, hiç bulabilse hiç tereddüt etmeden içerdi. Çünkü öğrenciler sigara içiyor. Hayatta yapayalnız kaldığı, dünyanın acımasız bir yer olduğu kafasında dank etmeye başladı. Bir gelecek görmüyor. Hiçbir şeyin anlamı yok. Hayal kırıklığının acısını benden çıkarması çok çocukça tabii. Ama ondan başka ne beklenir ki? Nereden baksanız çocuk. Geyikten söz ediyor bunu söylerken. Yani aslında geyik, yavru geyiği iyice insanlaştırmanın bir üst aşamasına geçiyor. Ondan sonra, fakat bir süre sonra sabrım taştı. Çocuk mocuk bana ne? Avlanmak için sessizce giyindim. Baltam kelle götürmek için havada çadırdan fırlayıverdim. Ama yumurcak yine kaçtı. Sonra geyik bir şekilde tekrar geliyor ve aslında ona muhtaç olduğunu da anlıyor. Çünkü ısıtıyor geyik onu. Birlikte yatmaya başlıyorlar çadırın içinde. Fakat bir yandan da öyle parodiler yapıyor ki, evet. Yani iç içe bu geyik üzerinden bence yer yer Robinson'la Cuma esprisi, evet, gibi, evet. Yer yer işte bütün o sömürgeciyle sömürülen ve dilsiz olan işte öteki halk. Mesela şurada almış karşısına annesini öldürmüş olduğu geyik yavrusu Bongo'ya anlattığı şeylere bakın. Yani işte dün bütün gün ufaklıkla çadırda uzanıp havadan sudan konuştuk. Konuşmadık bir kere, ben o konuştum. Ona su verdim, taze dallar koparıp getirdim. Ben de ateşin korları arasında büyük et parçaları pişirip yedim. Yani annesini yiyor o sırada. Evet. Kürkünü tarağımla tımarlarken insanların binlerce yıldır eğlence olsun diye değil, hayati bir ihtiyaçtan dolayı geyik avladığını anlattım ona. Pedagojik bir biçimde. Hayvan topluluklarının sınırsızca büyümesi felaketlere yol açar dedim. Ne dediğimi ben de pek bilmiyordum. Buna benzer bir şeyi ya bir yerden duymuştum ya da bir yerde okumuştum. O yüzden böyle söyleyiverdim. Geyikler çoğaldığında hem fiziksel hem de zihinsel hastalıklar yayılır dedim. Sonunda ormanda keyifsiz bir ortam oluşur. Gözünde bir canlandır bakalım dedim yavruya. Artık bir adı olmalı, ona bir isim bulmalıyım ama bir gözünde canlandır bakalım dedim. Salgın hastalıktan mustarip, ruh sağlıkları bozuk bir sürü geyik yiyecek için dövüşüyor, böğürerek sağa sola saldırıyor. Ormanın tüm yasalarını ve geyiklerin etik kurallarını ayaklar altına alıyor. Böyle olmasını kimse istemez değil mi? Bu yüzden benim atalarım geyik avladılar. Bu yüzden bizler bugün geyik avlıyoruz dedim diyerek. Ama ondan sonra devam da, ediyor. Ondan sonra da modern dünyada geyik avlamak gerekmediği halde, evet, başka bir şeye geçiyor ve yani bu o aslında eski insanlığın geçişini gayet de böyle bu şeyin içerisine dedir. Ormana dalıp geyik avlamanın hoş bir şey olduğunu düşünüyoruz. Avcılar arasında sıkı bir yoldaşlık var anladığım kadarıyla dedim. Bir tür alışkanlık olmuş. Eski alışkanlıklardan dolayı bunu yapıyoruz. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi falan filan. Ancak ben anneni eski bir alışkanlıktan dolayı öldürmüş değilim, ihtiyaçtan öldürdüm. Evet, bunun üzerinde durarak, evet, kendini bir şekilde şeye çıkarmaya çalışıyor, temize çıkarmaya çalışıyor ama bir başka bağ daha kuruyor. Yani bunlar böyle anekdotlar gibi gelmemeli kulağa. Yani evet, çünkü, evet, iç içe, evet, onları, evet, örmeyi, evet, çok başarıyla ya, bir şey sürdürüyor. De. Bir yerde şöyle diyor bu geyikle konuşurken Bongo'yla. Ayrıca kısa bir süre önce ben de birini kaybettim diye söze devam ettim. Babamı kaybettim. Şimdi ilk kez o aslında, hı-hı, ilk sayfada ilk cümle babamı kaybettimden sonra ilk kez geliyor şimdi. Onu pek tanımıyordum. Onun kim olduğunu hiç anlayamadım. Şimdi de gitti. Yani bir bakıma seninle aynı gemide sayılırız. Sen anneni, bense babamı kaybettim. Sinirini benden çıkaracağına Planet Sokak'ta oturan Bay Düsseldorf'tan çıkar. Epeydir onunkilerinden yiyecek temin ediyordum diye açıkladım. İşte Bay Düsseldorf bir süre sonra anlıyor ki bir hırsız dadandı. Evet. Oraya işte alarm taktırıyor, kilit taktırıyor bir şeyler. Artık orayı soyamadığı için aç kalacak ve Bongo'nun annesini öldürüp yemek zorunda kalacak gibi bir olay örgüsüne bizi bağlıyor. İnsanlar üzerine, uygarlık üzerine birçok sahne devam ediyor tabii. Ama yer yerde bana o kadar Oğuz Atay'ı hatırlatan yerler oldu, evet, ki. Yani okumuş olsa gerek diyor insan. Yani bu üslup birbirlerini okumuş olmaları pek de mümkün değil gibi geliyor ama yanılıyor da olabilirim. Belki de Kuzey dillerinden birine epey önce çevrilmiş de olabilir Oğuz Atay'ın bazı eserler ama bu bir ruh durumu tabii. Ruh yani durumu, tabii. Doğrudan doğruya sadece Oğuz Atay'ın tekelinde ya da sadece onun üslubuna içkin bir şey de değil. Örneğin bisikletçiler üzerinden bir tarifi var. Biz bisikletçiler diye bir sınıf adeta anlatıyor. Yani ufak tefek böyle yasaları nasıl ihlal ettiklerinden başlayarak, çünkü biz öteleniyoruz diye. Ama bisikletçilerde bir kabına sığamama hali var. İnsan toplumdan dışlanmış biçimde yaşamaya zorlanıyor. Sağlıklı kişiler için bile giderek daha motorize bir hale gelen yerleşik trafik sisteminin bir köşesine itiliyor. Bisikletçiler eziliyor, bizler sessiz azınlığıyız. Avlanma alanlarımız giderek azalıyor.
Ne abi? Bize dahil gelen, bize dar gelen bir kalıba sokulmaya çalışılıyoruz. Kendi dilimizi konuşmamıza izin verilmiyor. Yer altında yaşamaya itiliyoruz. Ama kendinizi hazırlayın çünkü mantıksızlık ortada. Bisikletçilerin artan öfkesi ve saldırganlığı kimseyi şaşırtmasın. Bir gün bisikletçi olmayanlar şişkoluktan arabalarına zar zor binip giderken bizler onları bütün gücümüzle geri püskürteceğiz. Ben bir bisikletçiyim. Koca, baba, oğul ve işçiyim. Ev sahibiyim ve bir sürü başka şeyim. İnsan çok fazla bir şey. Yani bunlar böyle tutunamayanlardan fırlamış sahneler gibi değil mi? Evet. Devamında da hep öyle aslında. Yani böyle bir kara mizah. Evet. Ve çok tatlı bir kara mizah. İşte şey diyor ya orada bir yerde de. Çünkü geyikler böyledir. Çok iyiymiş gibi görünür. Sonra da çocuklarınıza bok gibi davranırsınız. Çünkü seni bırakacak diyor annen. Bir süre sonra bırakacak diyor. Bongo'yu annesini neden öldürdüğünü annesi ikna etmeye dolduruyor çalışıyor. Annesi dolduruyor annesi. Annesine karşı dolduruyor. Bir yandan da sanki böyle ayrılmış bir çiftin hani bir ötekini kötüleme evet. hali gibi böyle bir şey aldık ki yani yedi onu. Şimdi Düsseldorf hikayesi küçücük anlatalım. Şimdi şeye ihtiyacı var, gıdaya ihtiyacı var. Zaten geyiği öldürmeden önce gidiyor Düsseldorf'un evet. evine. Düsseldorf'a geleceğiz oldu. Zaten romanın çok önemli bir karakteri. Düsseldorf'un evine gidiyor. Adam da Norveç'te yaşıyor. Suç oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Kapısı penceresi açık. Bu gidiyor. Güzel adamın buzdolabından her şeyi neye ihtiyacı varsa onu alıyor geliyor. Ama mahallesi önemli. Onu da söyleyelim. Çünkü iki mahalle var tarif ettiği. Bir taraf sağcıların mahallesi. Evet. Onlar tamamen şey bütün alarmlarla tabii, donatılmış tabii, tabii. silahları olan falan böyle şey daha paranoid bu konularda evet. bir korumacı bir kesim. Evet. Bir de daha sosyal demokrat, solcu, sosyalist görüşlü insanların oturduğu mahalle var. Onlar paylaşımcı değil ama böyle bir şey gerek duymuyorlar. Evet. Yani güvenlik önlemi İnsana alayım inanan, falan. İnsana yani. İnanıyorlar. O yüzden de o mahallelerde soygunlar bitmiyor. Tabii evet. Düsseldorf'ta evet. soygulacak. Sonuçta buradan alıyor. Sonra bir gün bir gidiyor ki Düsseldorf'un kapısı, Düsseldorf kilitler taktırmış, bilmem neler yaptırmış. Giremez oluyor. Onun üzerine geyiği şey yapmaya başlıyor. Geyiği öldürüyor. Yemeğe ihtiyaç duymaya başlıyor. Fakat şey mesela Düsseldorf için de şöyle bir şey söylüyor yani. Düsseldorf'un hayattan isteyebileceği başka bir şey olduğunu sanmıyorum dedim yavruya. Kapısını çalıp ara sıra evinize girip kilerdeki fazlalıklardan bazılarını alabilir miyim diye doğrudan sorsam bana tebessüm edip evet diyeceğine neredeyse inanmaya başlamıştım. Ama onun aklından başka şeyler geçmiş olmalı. Çünkü bir gün bahçe kapısını kilitli buldum. Ayrıca evin dört bir yanında alarmlar, güvenlik şirketleri, suç ve ceza ile ilgili levhalar ve çıkartmalarla donatılmıştı. Artık böyle. İnsanlar çevrelerini doğrurup birbirlerinden korkar hale geldiler. Tabii tabii. Yoksa oraya dadanmış bir fare evet. gibi. Parazit filmini hatırlattı onları şey bak okurken. Şimdi bir de çocuklarla ilgili çocuk büyütmüş tabii bu baba bir yandan evet. da babayım dedi ya oradan devam ederken. Ay Yüzüklerin Efendisi kısmı vardı. Oradan önce bir de daha bu şey çocuk büyütürken o insanı hasta eden çocuk şarkıları kafamda çınlamıyor artık. Ne mutluyum ki artık o çocuk şarkıları ya da o filmler. Ve özellikle de şeye çok kızgın yani Teletabiler. Evet. Teletabilerin o yeşil çayır, o hayali çayırdaki cinsiyetsiz ve ne olduğu çok belli olmayan peluş hayvan deseniz değil, yaratık deseniz değil ama bir yandan da siber yaratıklardır bunlar. Çünkü ben hatırlıyorum onu, ben de çok seyrettim mecburen. Ve ekranları vardır ve arada ekranları görüntü çıkarır. Yani sadece öyle hayali tombul yaratıklar değiller. Ama bayağı bir onlara takılmış. Yani onların böyle delirtici bir etkisi olmuş. Artık ne güzel ki yok diyor. Bunlar hayatımda yok. Bir de ev hayatına dair onların o küçük yaşantılarına dair şöyle ayrıntılar var. Aha. Bir yandan da şey yapılıyor. Evin banyosu mu ne yaptırılacak? Yani son derece standart evet. sıradan sorunlar. Orta sınıf hayatı. Orta sınıf hayatı. Şöyle anlatıyor orayı. İşte artık düşünmüyorum falan diyor bu fayanslar ne renk olacaktı o muslukları düşünmedim 700 çeşidi bulunmasına ve fırçalanmış çelikten olanları 6 haftada bir falan işte onları anlatıyor ama neden normal ürünle yetinelim ki diye tartışıyorduk ABD ve İngiltere Irak'a karşı harekat başlattığı gün. Bu savaşla ilgili bir tavır belirlememiz gerektiğini anladığımda sinirlendiğimi hatırlıyorum. Çok sıkıcı bir şeydi. Banyo malzemelerini seçmek zorunda kalmam yetmezmiş gibi. Şimdi bir de Irak'la ilgili taraf olmak çıkmıştı ortaya. Dünyada benim olan bitenin ufak tefek işlere kafa patlatmamı gerektirmesine
bozuluyordum. Düşüncelerimi toparlayamıyordum. Toparlamak da istemiyordum. Bu da tipik böyle Oğuz Atay'ın varoluş bunalımları için. Yani neyi? Önem sırasını şaşırmak. Değil mi? Banyo fayansını çekmek, seçmek de önemli bir iş. Irak Savaşı konusunda tavır belirlemek de önemli. Yani ama hangisi daha önemli kendi hayatında? Bunları tabii o Norveç gibi bir yerden tabii yazıldığı için tabii biz bunları farklı okumak zorundayız. Biz bu onların tercih, yani tavır belirlemek için tercih yaptıkları konuların çoğu zaman biz öznesi içinde neredeyse yaşadığımız için tabii oralarda okurken insan birazcık böyle bir başka türlü bir gözle de bakmayı istiyor. Ama yine de sınıfsal olarak sözünü ettiği şey sanırım tüm dünyada benzer bir şekilde yaşanıyor. Yani bütün o haberlere bir haber akışı var ve o haber akışında her an aslında bir tercih yapıp doğru yerde durup doğru bir taraf seçmek. Değil mi? İnsanın önünde böyle bir onunla şey ilgili var. Sonra adamla unuttum şimdi. O gelecek bir romanın sonuna doğru bir sağcı var ya, ona musallat olan. Evet. Zaten bütün bu kodların hepsini çok iyi ve çok iyi bir kurguyla da yerleştirmişler. Bir süre sonra politik bir noktaya geliyor. Şimdi sonra babasının ölümüne geliyoruz. Evet, gelelim. Babası çok önemli bir şey. Önemli bir karakter. Aslında roman içinde değil. Adam için önemliliği önemsizliğinden geliyor aslında. Etkisizliğinden geliyor. Evet, ve yok baba. Yok baba ve bu çok şey, çok ilginç şeyler bulmuş. Yani tuvalet resimleri çekiyor mesela durmadan filan. Orayı okuyalım istersen. Çalıların arasında güneş yüzümü ısıtırken düşündüğüm şey babamın ölmüş olduğu, ilelebet ölü kalacağı, aslında onu hiç tanımadığım ve annem öldüğünü söylediğinde pek bir şey hissetmediğimdi. Geceleyin ölmüştü aniden, sessizce. Çalıların arasında yatarken birden bu durum bütün ağırlığıyla içime çöküverdi. Şimdi kaza geçiriyor, düşüyor ve bisikletten düşüyor. Ve o yani yaralı değil ama sersemlemiş halde yatarken o anda babasının ölümü, aslında onu aydınlatan şey babasının ölümü. Evet. Yani babasının öldüğünü düşünüyor. Çok acıklı. İnsan bir var bir yok. Bir gün var bir gün yok. İnsanın olabileceği ve sahipleneceği her şey ile birdenbire olmayacağı ve sahiplenemeyeceği her şey. Çünkü insan son bir kez bir şeyler olduğu ya da son bir kez bir şeyleri sahiplendiği için sevimsiz bir durum. Alternatiflerden biri her şeyi içeriyor, diğeri hiçbir şeyi. Bütün bu düşünceler kafama aldığım darbeyle birleşince bitap düştüm. Biraz kestirivardım. Uyandığımda 16 yaşındaki kızımın birkaç gün önce Kolozyum sinemasında izlediğimiz Yüzüklerin Efendisi İki Kule filminden çıkışta bir kafede otururken söyledikleri aklıma geldi. Kızım bu filmi daha önce 11 defa izlemişti. Şimdi artık ona göre kendisi filmi görmemiş biri olarak anılmayacaktı. En azından artık babasını tarihi bir olaya tanıklık etmeyen biri olarak görmeyecekti. Filmin ilk gösterimine bilet bulabilmek için birkaç hafta yatak döşek sıra beklemişti. Sevgilisi, kız arkadaşları ve onların sevgilileriyle elf kılığında. Öğretim yılının tam ortasına denk gelen bu uzun devamsızlığı okula kabul ettirebilmek için çetin mücadeleler verdik. Ama kızım örnek bir öğrenci olduğunda İngilizce hocası bir sorun çıkarmadı. Zaten gençlerin merakını uydurmak konusunda Tolkien'in üstüne yok deniyor. İyi işte biz de falan falan diyor. Sonra da filmle dalga geçiyor baba. Kız çok sinirleniyor. Yapılmayacak bir hata. Evet, evet. Şey diyor ya, bu arada bu adam diyor ölen Hamas liderinin tıpatıp aynısı diyor kızına. Gandalf için. Gandalf için. Ondan sonra tiz sesiyle Filistinlerin asla teslim olmayacaklarını haykıran Saruman, ork denen troll benzeri kötü canavarları yetiştirip iyi olan her şeyi öldürmeye yolladıktan sonra nedenlere ve kulesi dramatik biçimde yerle bir ediliyor. Ben okumadığım için bu konuda bir yorum yapamayacağım. Fakat bir anda bu kızıyla aralarında büyük bir soruna neden oluyor ve kızı tipik bir ergen olarak çok büyük tepkiler gösteriyor. Ondan sonra düşünebilecek en mantıksız şeyi ele alın, onu aklınıza gelen en büyük sayıyla çarpın, buyurun size işte kızım diyebilirim. Kafeye girip oturduk, ne var dedim sonunda. Böyle bir destanı izledikten sonraki ilk lafımın bu kadar alaycı olması ve az önce bir parçası olduğum bu güçlü hikayeden hiç etkilenmemiş olmam onu şoke etmişti. Şimdi tabii Tolkien aslında çok güzel tabii o üçlemesi. Yani temelinde de bir tane gücü temsil eden bir yüzük vardır ve o yüzüğün peşinde kendini kaybetmiş Gollum ve iyi ile kötünün savaşı ve çeşit çeşit
varlıklar. Ama burası bizim dünyamıza çok benzeyen ama bizim dünyamız olmayan bir yer. Çünkü tam insan diye bir şey yok ama ona çok benzeyen hobbitler var. Ama onlar insandan daha kısa boylu, daha kocaman ayaklı, daha sempatik ya da daha işte cüceler var, daha sert mizaçlı bir takım yaratıklar var. Ama asıl kötülerin böyle çamurdan üretildiği ork denilen canavarlar ve işte iyi ile kötünün savaşı. Böyle bir şey var. Ama bir de ormanda yaşayan elfler var. Zaten en büyük takıntı bence romanla bağlantısı da biraz oradan. Sonuçta kızının hayalindeki, sadece kızının değil bence bütün Yüzüklerin Efendisi okurunun ya da filmde gördüğü sinema seyircisinin söylediği şey şudur. İdeal insan bu olsa gerek. İnsan üstü. Çünkü onlar nasıl? Bir kere çok güzeller. Çok güçlüler. Çok ahlaklılar. Çok estetikler ve ormanda yaşıyorlar. Yani ve ormanla bir bütün halinde onların kültürü. Sonuçta şey değil, diğerleri gibi değil. Yani olabilecek en ideal insan tipi elf aslında. Bir peri gibi bir şey, orman perisi gibi. Ve onların bir de elfçe diye bir dilini de Tolkien zaten kendisi üretiyor. Bir de romanın öyle bir güzel şeyi var. Zaten roman, yani bu romanda da kızı bir süre sonra elfçe öğrenmeye çalışacak. Hatta babasına bak bir elfçe şey motoru var, isim üretme motoru var, seninkini de bulduk diye babasına elfçe isim romanın sonlarına doğru verilecek aslında. Dolayısıyla bizimkisi de bunun bir parodisi tabii, bir karikatürü. Yani ormanda yaşıyor Doppler, asla bir elf değil tabii ki ama yani böyle bir yerden bir kopuş var. Tabii Yüzüklerin Efendisi'ndeki bütün o büyük efsanevi hikaye dediği şey aslında çok hikayesi çok basit bir şey tabii. Yani o iyi ile kötünün savaşı sırasında yüzüğün peşinden giden, bir de yüzüğü taktığın zaman işte görünmez oluyorsun ama aynı zamanda kötü seni çok uzaklardan görebilir oluyor ve mutlak iktidarı temsil ediyor, mutlak iktidarın yıkıcılığı falan. Bütün bu romanın da tabii bağlantıları var ama o Doppler'in etkilenmemesi tabii nasıl yorumlanabilir ya da etkilenme şeklini belki de bu şekilde dışa vuruyor. Çünkü bu da tesadüfi değil, bunu olayın öncesinde yaşanmış bir şey. Bir yandan da şeyle de ilgi kurabiliriz aslında. Norveç sonuçta orman, yeşil, ormanın doğa ile iç içe bir yer. Yani çok daha farklı bir coğrafyası var. Hristiyanlık öncesinde de pagan kültürün yoğun yaşandığı bir yer ve hala da o kültürün izleri çeşitli törenler, totemlerle bir takım şeylerle devam ediyor ki bizim Doppler'imiz de bir totem yapacak. Kendi kültürüne, yani o pagan kültüre yönelik bir girişimde bunu. Sonra işte bu nasıl daha ormana gitmeye karar verdiğini anlatırken işte annesini arıyor. Aradığını söylüyor. İşte bu mütemadiyen kullandığı tuvaletlerin fotoğraflarını çektiğini anlattı. Bunu neden yaptığını hiç açıklamamıştı. Fotoğrafları çekmiş, çenesini kapatmıştı. Sonuçta ortaya yüzlerce tuvalet fotoğrafı ile birlikte ağaçların, taşların ve işlenebilecek başka yerlerin fotoğrafları çıkmıştı. O anda babamı düşündüğümden de aslandığımı fark ettim. Ama fotoğrafları sevdim. Bütün tuvaletlerini fotoğraflamış olmasını sevdim. Ona yakışıyordu. Babam tuvalet fotoğrafçısı. Bu olay neticesinde ya da bütün bunların yarattığı ruh hal neticesinde ya da en azından öyle bir şeylerle alakalı olduğunu umduğum bir şeyin neticesinde öyle olduğunu hissettiğim, ki hala öyle hissediyorum, ani bir kararla sırt çantamı toplayıp ormana doğru yola koyuldum diyor. Ondan sonra da daha önceki ormana gitmeden önceki hayatıyla ilgili de hiçbirimize yabancı gelmeyen şunları söylüyor. Karım başkalarının ne düşündüğünü ve neye inandığını önem verdiğini söyler. Benimse artık umurumda değil bunlar. Kafama taktığım en son şey insanların ne düşündüğü. Ne düşünürlerse düşünsünler. Onlardan zerre kadar haz etmiyorum zaten. Fikirlerine de çok nadir saygı duyuyorum. Sözde arkadaşlarımız uzun zamandır pek umurumda değildi. Gelip gidiyorlardı, biz de onlara gidiyorduk falan. Akşam yemekleri, çocuklar, dağ kulübelerine hafta sonu turları, yurt dışındaki kiralık yazlıkları, seyahatler. Bitmek tükenmek bilmeyen bir harala gürele. Ben de oradaydım elbette. Böylece iğrenç biçimde her şeye dahil oldum. Ormana kaçtığımı duyunca düşünecek mevzu çıkmıştır. Biliyor adam malını.
Doppler ondan hiç ummazlık diye geçirmişlerdir akıllarından. İyi bir iş, güzel bir aile, zevkli bir onarımdan geçen büyük bir ev. Şimdi insanlara ne diyeceğim ben diye sordu karım pek çok kez umutsuz bir sesle. Ne istersen söyle, delicesine, bitki örtüsüne, hayvan yaşamını taktığımı, kafayı sıyırdığımı söyle, ne istersen söyle diyor. Karısı geliyor çünkü. Geliyor evet, ama zaten şeyde de markette de karşılaşıyorlar. Yani evet. Öyle korkunç bir izolasyon yok evet. Arada. Ama karısı işte öyle anlattığı gibi öyle panik falan da olmuyor. Hiç olmuyor. Sadece şey diyor, hamileyim diyor. Mayıs'ta doğum var diyor. Mayıs'a kadar gelirsin inşallah. Ya adam kafayı kırdı, toplasın kendini 6 ay. Nasıl olsa yapamaz. Tabii nasıl soru olsa. Bu, nasıl olsa yapamaz. Dönecek. Dönecek. Sakin bir Avrupalı. Bu arada sakin, evet. Ama yine o şey tonu seziyorum. Oğuz Atay'da da vardır, o tutunamayanlarda da vardır. Hı. Yani kopup gitmek isteyen, yaratıcı ruha sahip erkek, hı, ve onu sürekli düzene bağlamaya çalışan kadın. Evet. Yani burjuvaziye bağlı ya da küçük burjuvaya da bağlamaya çalışan kadın neredeyse kapitalizmin ajanı gibi, hı, çalışır. O yüzden burada da aynı şey, evet, ton var. Evet. Şimdi bir ama sürü burada yaratıcılık sıkıntısı çeken bir adam yok. Yok. Bir sürü şey yaptım. Çok başarılı oldum. Bok gibi başarılıydım. Yuvada başarılıydım, ilkokulda başarılıydım diye başlıyor ve bütün bir paragraf boyunca başarılarını sıralıyor ve artık bu başarı denilen şeyden nasıl tiksindiğini, başarı endeksli bir kültürün aslında ne kadar korkunç bir şey olduğunu, işte başarılarla yattım, başarılarla kalktım, başarılarla uyudum, başarı soludum ve yavaş yavaş yaşamımı yitirdim. Şimdilerde olan bitene böyle bakıyorum. Allah çocuklarımı benim kadar başarılı olmaktan korusun. Ancak kızım başarılı olmak konusunda endişe verici alametler gösteriyor. Ormana taşınmanın vakti zamanı gelmişti onun iyiliği içinde. Bütün, tabii bunlar da şeyleri de hatırlatıyor. Bu reddetme şekli, hı-hı, her ne kadar şey olmasa da Bartleby'nin evet, sisteme girmeyi reddetmesi çok daha tabii dramatik bir hikayedir o ve çok daha bir psikolojik, bir psikiyatrik bir hikaye olarak okunabilir. Evet. Akıl hastanesinde biter zaten hikaye. Evet. O dışarıda nihai dışarıda kalışın mümkün olamayacağını aslında anlatır ki o da 1800'ler 60'lardayız, evet, o yazıldığı zaman. Hala aslında bu gerilim sürüyor. Bu romanın içerisinde de o gerilim var. Zaten sonunda birazcık kronolojiyi de bozarak anlatmak gerekirse bir süre sonra hakikaten doğum yaklaştığında bu gelmiyor, gitmiyor evine. Bunun bir daha şeyi var. Karısının abisi, erkek kardeşi, evet, gelip bunu şeyle, uyuşturucu iğneyle, çünkü doğada bir hayvanı nasıl yakalarlar, aynen onun gibi vurdu beni diyor ve çat diye onu şey, yaka paça, yani bayağı böyle karga tulumba hastaneye götürüyorlar ve işte bu senin çocuğun doğdu diye. Halbuki o çoktan Bongo'yu evlat edinmişti. Onunla, evet, çok güzel bir baba oğul gibi yaşıyordu. Hatta hayvan tombalası falan oynadıkları sahneler unutulmaz bence. Ya çok yani, güzel. Evet. Gülmekten bir insan hayvanla, evet, gerçekten. Yani hayvanla tombala almış, hayvan şeyleri var. Sürekli kaybediyor Bongo diyor. Zaten diyor yani yetersiz diyor. Yetersiz. Ama diyor şey yapmadım, mahsustan yenilmiyorum ki şımarmasın diye. Ya da maç seyrettikleri sahneler değil mi? Tepeye çıkıp, evet, Bongo orada, burada maçı seyrediyorlar. Beni tanımadığım bir teknik direktöre ver yansın ediyor. Niye onun ölümünü istiyorsun Bongo? Hiç yakıştıramadım sana falan diye. Bütün bir yansıtma mekanizma. Çok, onlar çok şirin tabii. Ama o şirinliğin dışında bir yandan da şeye de gelelim aslında. Bu bir yandan da kölesi olarak da çalıştırıyor Bongo'yu. Evet, yani bütün bu güzel, sempatik, şirin, oyunlu hallerin dışında ben de diyor, onu diyor arada sırada işte su taşımak için, şunu bunu taşımak için bayağı onu bir yük hayvanı olarak kullanıyor. Oradaki bir... Aslında bir tür medeniyetin gelişimi. Mayıs'tan Kasım'dan Mayıs'a kadar, evet, bir toplum avcı toplayıcının macerası aslında hızlandırılmış. Hani şeyin, Cem Yılmaz'ın vardır ya, şu kadar da 40 yıl içerisinde ikinci şeye kadar geliriz. Ha. Medeniyeti sayar ya, taş devri, cilal taş devri, sanayi devrimine kadar geliriz diyor ya, onun gibi. Neredeyse bir tür onun gibi hızlandırılmış bir şekilde aslında bir yandan da öyle bir macerayı da görüyoruz. Sonra bir ara Aralık artık, ayı geliyor. Ben de Aralık ayına geldim. Orada artık canları çok tatlı çekiyor. Yapılacak bir şey yok. Evet. Düsseldorf da çikolata olduğunu biliyor bizimkisi. Evet. Ve o çikolatayı çalmak için bir şekilde Düsseldorf'un evine giriyorlar ve kocaman bir Toblerone. Kiloluk dedi. Yani. Birkaç kocaman kiloluk. 3 kiloluk. Evet. Bayağı büyük bir Toblerone, evet, ve onu almak için adam o mücadele... Adam bir tip bir şey yiyecek herhalde.
Onu tam alacakken tabii Düsseldorf fark ediyor bunu ve işte çikolatayı alıyor, birbirleriyle kavgaya başlıyorlar. Çikolatayı bırakmıyorum. O da çikolataya yapışıyor. Klasik anlamda erkek erkeğe mücadele. Kağıt üzerinde kesinlikle ondan daha güçlü olmama rağmen Düsseldorf, Toblerone'u elimden kaptığı gibi onunla kafama sert bir biçimde birkaç kez vurduğunda afallıyorum, gözlerim kararıyor. Kendime geldiğimde Düsseldorf'un mutfağında yerde kıskıvrak bağlı bir yerde halde yatıyorum. Ne yazık ki durum bu. Ayrıca yerim kahverengi muşamba kaplı olduğunu belirteyim. Niyeyse yani nasıl bir yatış pozisyonu. Ama yani Toblerone'la dayak yiyen ilk karakter olduğunu söyleyebiliriz yani. Çikolatayla dayak yiyen. Evet. Ve aslında bence çok dramatik bir karaktere giriyoruz. Evet. Zaten bütün bu ön komiklik arkadan gelecek olan trajik hikayeyi bir biçimde bize alıştırmak için neredeyse. Evet, o trajik hikayeyi istersen anlatalım. Anlatalım. Bir kere Düsseldorf onun şeyini, kilerini soyan adamın ne olduğunu anlıyor. Fakat garip bir şekilde bir dostluk doğuyor aralarında. Ve Düsseldorf maket yapıyor. Yaptığı maket de bu çok üzünlü bir şey. Düsseldorf babasını tanımıyor. Babası Norveç'i işgal eden Nazi askerlerinden biri. Annesiyle kısa bir maceraları olmuş ve Düsseldorf doğmuş. Gerçek adı da Düsseldorf değil. Aslında bir Nazi'nin çocuğu ve babasının vurulma anının maketini yapıyor. Yani bütün o işte istasyonda bir arabada ve onu anlatıyordu adam yani. O kafasında canlandırmış babasının vurulduğu sahneyi ve önce bir savaşla ilgili bir şeyler anlatıyor. Tabii o bütün o maketi anlatırken de bütün o savaş sahnesi, savaş aletleri, araçları, bütün o ortamı çok detaylı bir şekilde tasvir ediyor. Bizim de gözümüzde aslında çok güzel canlandırıyor o müthiş bir delilik hali gibi. Arden saldırısı Aralık 1944. Evet. Bu arada devam edelim. Daha doğrusu o senenin Noel akşamı. Evet. Şehrin adı Bastogne. Babam o gün orada öldü. Böyle bir arabayı kullanırken vuruldu diyor. Maketini yaptı arabayı havaya kaldırırken. General Montefiore durum raporunu götürmek üzere yola çıkmışken sol şakağından giren bir kurşunla vuruldu. Saat 2:20 geçiyordu. Sabahtan kar yağmış, bir saat sonra ise yine yoğun kar yağışı başlamıştı. Arden saldırısı sona erdiğinde Almanların bu işi başarabileceğine artık kimseler inanmıyordu. Savaşın sonu belli olmuş gibiydi. Düsseldorf işte tekrar yerine oturup boyamaya başlıyor. Sonra yine sahneye bakıyorum. Bu tablo ya da sahnenin ya da işte buna her ne derseniz onun içindeki saat kulesi ve tren istasyonundaki saat oldukça doğru bir biçimde 2:20 geçeyi gösteriyor. Düsseldorf babasının ölümünü inşa ediyor. Birazdan olacak ve çoktan oldu. Bu gerçek beni etkiliyor. Birazdan olacak ama aynı zamanda seneler önce olmuş bir olayı yeniden canlandırıyor. İşte üzüldüm diyor falan. Böylelikle babasını kaybetmiş, farklı şekillerde kaybetmiş adamın arasında bir sıcaklık doğuyor, bir dostluk doğuyor. Ama Düsseldorf şey diyor, yani ben bu maketi bitireceğim ve sonra da bir kurşun sıkacağım kafama, öleceğim. Yani bir tek o babamın yüzündeki ifadeyi tam yakalayamadım diye, değil mi? Böyle bir şeyi var. Şimdi bir küçük orayı da okuyalım. Bir bardak şeri aldım, maket şehir masasının öbür ucunda oturmuş. Maket şehir masasının öbür ucunda oturmuş Düsseldorf'un boya yapışını seyrediyorum. Bir cımbızla tuttuğu arka aksın parçası olacak minicik bir plastiği küçük bir fırçayla solgun yeşile boyuyor. Savaşın başlarında babasının tayininin Norveç'e çıktığını anlatıyor Oslo'ya. Düsseldorf'un annesiyle karşılaşıyor. Birkaç kez dansa gidiyorlar. Ormanda gizlice yürüyüşe çıkıyorlar ve onu hamile bırakıyor. Sonra eve dönüş için emir geliyor ve 1444'ün sonlarına doğru Belçika'ya gönderiliyor. İyi bir subay olmak için gidiyor. Almanların Arden saldırısı için en iyi adamlarına ihtiyaç var. Talihsiz gelişmeleri tersine döndürmek için son şansları bu. Babasının memleketi Düsseldorf. Birkaç yıl önce Norveç soyadı kanunu bir parça yumuşadığında Düsseldorf soyadını almayı tercih ediyor. Bir Alman askerinin oğlu olmaktan gurur duyduğunu söylüyor. Nazilerin davası iyi bir şey olduğundan değil. Sadece öyle işte. Babam bir Alman askeriydi, yapacak bir şey yok. Fakat onun diğer askerlerden daha kötü olduğuna inanmamı gerektirecek bir sebep de yok. Aksine
tarihin belli bir noktasında doğmuş olmanın sonucuna katlanan diğer milyonlarca genç kadar normal biri olduğuna inanıyorum. Onunla hiç karşılaşmadığımda şerefine bir şey yapmak istiyorum, tam 6 yılımı aldı falan falan diyor. Annem öldükten sonra babamın mektuplarını buldum. Bunlardan biri babamın emrindeki bir subaydan geliyordu. Onun öldüğünü bildiriyor ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlatıyordu diyor. Bu subay arabası bittiğinde ve babamın maketini boyadığımda bunları maketin içindeki yerlerine koymayı, sonra da kafama bir kurşun sıkmaya geçiriyorum aklımdan sıkça. Bunu bazen evde, bazen Bastonya'da babamın öldüğü yerde yapmayı düşünüyorum. Nasıl olsa nerede olduğunu biliyorum diyor. Burada tabii ilginç olan şu, mesela bunu fazla tartışmıyor aslında kitapta. Ülkesini işgal etmiş bir adamın çocuğu ve ona garip bir tarihsel, garip bir bağla bağlı ama tarihsel olarak da bir yandan da bu aslında edebiyatta çok işlenmiş bir mevzudur ya, çok şeyde bile vardır yani, işte Max, işte Thomas Bernhard'da bile vardır. İşte Alman askeri işgal eder, orada gizlenen kadına aşık olur falan filan, bu tür hikayeler hep olmuştur. Burada fakat bunu tartışmıyor. Bir yerde sözünü ediyor sadece. Ama bu tabii Norveç'in o tarihlerdeki Alman ya politikaları, oradaki halkın bakışıyla da ilgisi tabii olabilir. Tabii ki yani onlar da bir anlamda uzunca bir süre nazizme sempatiyle bakan bir şey de var orada, bir toplum bir kesiminde bir sempatisi var nazilerin ve son ana, yani işgal edilene kadar da bu böyle gidiyor. Hatta evet, meşhur Nobel ödüllü yazarları Kuno Thompson yani nazizme yani son derece övgüyle bahsettiği için de yani bugün belki Kuno Thompson daha az konuşuluyor o yüzden. Evet. Yani öyle bir geçmiş de var. Yani topyekün işgal altına, yani topyekün direnen ve bundan azap çeken bir değil. Ama sonuçta toplum değil gibi. Sonuçta Norveç toplumu da bu meseleyle yani nazizmle yüzleşmiş ve açıkça bunu konuşmuş da bir toplum bir yandan da. Ama burada önemli olan zaten Nazi veya değil, bir asker olması diğer askerlerden farklı değildi evet. diyor. Yani dolayısıyla bunu şu savaş daha değerlidir, bu savaş daha değersizdir, evet. şu daha iyidir değil. Yani bir asker mesleği olarak diğerlerinden farkı yoktu diyerek açıklıyor evet, zaten. Evet, o milliyetçilikle bağından tamamen evet, kopararak anlatıyor. Daha doğrusu şöyle, yani o babaya sahip olamama, o evet. babayla bir ilişki kuramamanın hüznünü bize anlatmaya çalışıyor. Tıpkı Doppler'in evet. babasıyla evet. ama Doppler'in babası son derece sıradan bir insan olduğuna ya da hiç anlaşılamamış bir adam. Evet. Yani tuvalet fotoğrafları çekmiş, bilmiyoruz niye yapmış bunu. Komik geliyor ama belki de komik değildi. O da bilmiyor, Doppler de bilmiyor. Ama buradaki hikayede ikisi de babasını tanıyamamış, babasıyla ilişki kuramamış erkekler hikayesi. Sonrasında evet devam edelim. Bir ara televizyonla ilgili bir kısım var. Karısı İtalya'ya gidecek, Roma'ya. Evet, bu bir problem tabii. Bu çok güzel bir bölüm. Ve zaten işte bu hani medeniyetten kopamama, çıkamama aslında bunun bir fantezi, bir tür böyle kısa süreli tatil gibi bir şey oldu. Aslında aidiyetten kurtulamadığımız anlamına geliyor. Çünkü kopuş böyle olmaz. Olmaz. Yani bu böyle normal ilişkisini devam ettiriyor. Karısı geliyor diyor ki ben diyor hafta sonu Roma'ya gidiyorum arkadaşlarımla. Kızın diyor veli toplantısı var, ona gideceksin. Oğlan da sana emanet diyor. Basıyor gidiyor kadın. Tabii, babası değil misin? Babası değil misin diyor, gidiyor. Bu kızın veli toplantısına gidiyor ve orada kız çocukları İsyana vesaireye teşvik eden... Tabii kılık kıyafet de felaket. Tabii felaket. Yani. Ormanda artık sefil orman haline adamı gelmiş. Şeklinde. Orman adamı şeklinde. Hiç de elfe benzemiyor doğal olarak. Çok orklara benziyor muhtemelen. Evet, yani o veli toplantısında da takasın nimetlerini, işte kapitalizmin evet. kötülüklerini. Aslında bir yandan da son derece doğru şeyler de söylüyor. Ya bence temel sorun bu zaten. Yani doğruları biliyoruz, doğru olduğunu da biliyoruz. Doğruları yerine getirecek gücümüz yok. Yani sistem öyle bir evet. kurulmuş ve işliyor ki, yani bu olur işte, ormana gidersin, yağsız süt için markete gitmen gerekir yani sonuçta. Yapacağın bir şey yok. Veya işte kızının veli toplantısına gitmen gerekir. Çocuğunu gelip bakman gerekir. Çünkü sistemden kaçmak böyle bir şey değil. Zaten bu insanın özünün
medeniyet içerisinde nasıl aslında da geçişken olduğunu, nasıl da uyum sağladığını da bize anlatıyor. Şimdi orada beni sadece bu kitapta değil, bu tür kapitalizm eleştirisi, tüketim toplumu eleştirisi, sistem eleştirisi iç parantezinde okunabilecek kitapları okurken hep aklıma takılan şöyle bir şey oluyor. Bazen geçişler şöyle oluyor gibi geliyor bana. Şimdi modernizmin ya da modernitenin diyelim sanki tek ve kaçınılmaz nihai formunun kapitalizm ve şu andaki haliyle neoliberalizm olduğunu bir kere önce kabul ediyoruz bu kitapları okurken. Yani zaten başka bir alternatif yok. Ve bir süre sonra da bunun dışına çıkılamaz. Yani çıkılsa ya da çıkılamıyor ve korkunç bir şey bu. Ve gitgide o tekrar geriye dönüp moderniteyi işaret ediyor. Yani moderniteyle kapitalizmi ve neoliberalizmi bu kadar eşleştirmek bütün bir uygarlık kazanımlarını veya başka alternatiflerin de önünü kesiyor aslında. Kesinlikle. Yani o beni biraz hep düşündürüyor. Kolaylıkla şeye insanı böyle garip bir pasifizme yani, götürecek bir kara mizah oluyor evet, bu. Yani, evet evet ben de tamam güzel evet, ama yani evet, bunu böyle evet, koyduğumuz zaman ya boş işler bunlara geliyor bir yerden sonra. Evet, yani evet, doğaya gitmek bilmem ne yani gidemezsin kardeşime geliyor. Onu da yapamazsın. Onu da yapamazsın. Takası da yapamazsın. Halbuki bugün yapılıyor mesela evet, takasla ilgili. Ama burada şey, yani şu var zaten yeni edebiyattan belki de beklememiz gereken şeyler bu alternatif yolların nüvelerini üretecek bir anlayış. Çünkü bu kapitalizmden ya da bu tür bir işleyen çarkın içerisinde var olmaktan rahatsız olan insanın gideceği yer ormanın içi dağın tepesi değil. İlle de böyle olması gerekmiyor. Ama bu sanki tek çıkar yolmuş ve bundan başka yol yokmuş. Bu da imkansızmış sunumuyla. Tabii imkansız. Evet. Ama var olabilir yani. Hani başka bir dünya mümkün tırnak içinde. Yani. Ama bunun bireysel çıkışlarla olmayacağı. Ama tabii neoliberalizm ve kapitalizm de zaten diğer çıkış yollarını tıkamak için uğraşıyor bir yandan da. Yani sen gidip de o yolları düşünmeye kalkarsan, yani insanın bu kurtuluşunun bireysel değil kolektif olduğunu anlamaya kalkarsan diye o kolektivizmi dağıtacak şeyleri, fikirleri ya da yolları arayan bir evet, sistemin içerisindeyiz. Evet. Evet, bak buradan mesela televizyon meselesine sayfa 52'de oraya bir gelmek istiyor. Çünkü çocuğu aldı değil mi? Çocuğu aldı evet, mı bilmiyorum. Tam artık sırasını... Yok sonra alacak. Biraz yok o gece evde kalıyor. Benim için televizyon izlemek insanları neden sevmediğim konusunda bir kaynak kitap okumak gibi. Televizyon içimizdeki bütün iğrençliklerin özü diye başlıyor. Hayatta zaten kabullenmekte zorlandığımız insana ait özellikler televizyonda göründüğünde doğrudan çarpıcı hale geliyor. İnsanlar salaklaşıyor. Televizyonda ben de salak gibi dururdum. Tabi buraya bence sosyal medyayı da bir biçimde evet, eklemek lazım. Tıpkı o Irak Savaşı'nda taraf tutmak zorunluluğunun yarattığı tedirginlik ve sıkıntı gibi haberler karşısında duyulan endişe. Baskı tarihi 2006 bu arada. Evet. Sosyal medya bugünkü kadar yaygın değil. Değil. Bugün ama bunu katlayarak tabii, yani tabii, televizyondaki tabii, durumu tabii, katlayarak. Televizyon yok ki artık. Evet, burada kastettiği herhalde kötü haberlerin çokluğu. Yani kötülük yapan insanların çokluğunu haberlerden izliyor. Çünkü kötü haber haberdir. İyi haber haber tabii, değildir. Bu konuda gerçekten ben de benzer şeyleri zaman zaman düşündüğümde sosyal medyada falan. Çünkü üst üste birbirinden kötü, iğrenç, korkunç insanlık eylemlerini gördüğümüz zaman insan hakikaten o insan önce o insan grubundan o insan grubunun ilintili olduğu daha büyük bir gruptan en sonunda da bütün insanlıktan ve kendinden evet, nefret ediyor. Niye? Çünkü bir parçasısınız evet, diye. Evet. Bu konuda Alain de Botton'un haber kitabı var aslında. Hı. Orada çok ilginç bir şey söylüyor. Popüler felsefe yazıları yazan Alain de Botton diyor ki aynı bunu söylüyor yani nefret ediyoruz baktıkça insanlarda çünkü diyor hiçbir zaman iyi haber olmuyor yani işte çocuğuna tecavüz etmiş sapık baba haberleri sürekli çıkıyor ama hiçbir zaman diyor milyonlarca işte sabaha kadar ateşli çocuğunun başında uykusuz bekleyen baba haberi hiçbir zaman yapılmıyor diyor. Dolayısıyla sürekli bunu görmekten aslında bu kötü örnekleri arka arkaya maruz kalmaktan çünkü bu şeyin haber şovunun bir parçası. Böyle çok daha büyük bir iyilik aslında hiçbir zaman görünmez hale geliyor ve sadece buna bakmış oluyoruz. Ama şöyle bir şey var bence şimdi de özellikle sosyal medyada
hani şey diye kodladılar ya bunu Twitter'da. Dünya bilmem kaç saniye ne güzelleşti. Evet, ama çok zayıf hala. Zayıf çok ama gene zayıf. De bak dikkat et, kötü haberleri insanlar daha hızlı geçip iyilerin üzerinde daha fazla durmaya başladılar. Çünkü, bu da yeni bir şey. Çünkü şöyle bir şey var yani hani eskiden nicelik niteliktir. Yoğunluk ama o nitelik niteliğini kaybetti. Gerçekten de bu kadar fazla olunca etkisizleşiyor. Çünkü geçiyorsun artık. İnsanlar evet. Geçiyor kötü haberi. Okumak istemiyor. Geçiyor. Bir şey görüyor. İyi bir şey. Onun üzerinde duruyor. Onu izliyor ve işte o ne bileyim işte anne kız sokakta dans ettiler diyelim ki. Bunu mesela çoğaltıyor, dağıtıyor. İyi şeyleri insanlar daha çok paylaşır oldu. Çünkü kötü şeyler bitmiyor ki zaten. Ya bir böyle bir dediğim gibi böyle bir değişim anı sanki dünyada çünkü asıl temel mesele televizyon bitti. 2006'da Norveç'te televizyon varmış hala demek ki. Yani bugün toplam izleyici denilen rakam acıklı durumda. Bu bütün bir aslında sistemi de değiştiriyor. Yani reklam sistemini değiştiriyor, satış pazarlamayı değiştiriyor. Çünkü bir defada büyük kitleye bir kere de ulaşabileceği bir alandı televizyon ama şimdi seyirci internetin dehlizlerinde dağıldığı için reklamcılar ne yapacağız, nerede bu, kim, nereye, nasıl söyleyeceğiz durumundalar. O da ayrı bir şey. Öncesinde de radyoydu. Yani 1940'larda işte Hitler'in en büyük propaganda evet. bakanı tamam her şeyi radyo üzerine kuracağız diyor. Tabii. Yani her eve anında ulaşmanın en büyük yolu bu ve radyoya hakim olan her şeye hakim evet. olur. Ki eskiden darbeler radyo evinden başlar evet, yani doğrudan evet. doğruya oraya. Yani televizyon, medyaya sahip olan her şeye sahip olup medyanın bugün değeri yok. İşte oralar evet herhalde tartışmalı, nereye varacağı belirsiz konular. Çünkü artık, ya başka bir medya. Ya bireysel gazetecilik diye bir kavram çıktı ya yani herkes kendisi gazeteci artık çünkü kendi yayın alanı var. Twitter'a koyduğu zaman, işte ne bileyim Instagram'a koyduğu zaman, internette herhangi bir yolda duyurduğu zaman aslında teorik olarak gazeteci oluyor. Evet. Yani ben bugün uyduruyorum, bir trafik kazasına tanık oluyorum, çektim onun videosunu koyduğum anda ben bir haber yapmış oluyorum. Evet ama şimdi tabii orada bütün bir editoryal sistemi ama, bypass ettiğimiz zaman... Ama editoryal sistem olumsuz bir şekilde zaten bypass edildi. Ama işte o olumlu bir şekilde kullanıldığı zaman da biz habere güvenebiliyoruz o zaman. Ama yani. Şimdi yani bu... Hani vardı ya bir haberi iki kere kontrol etmek farkında. Ya Murat okuduğumuzu anlamıyoruz şimdi. Peki tamam. O zaman işte ise kitabı yani dönelim. Geçen gün okudum Allah Allah ne anlatmak istiyor acaba bu haber dedim. Yani uzun süre anlamadım. Bu deneysel arada, gazetecilik. Deneysel gazetecilik. Bu arada aslında... bölümlerimizden birinde, bir etkinliklerimizden birinde de dil meselesini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Türkçe yok olmuş durumda. Ya mesela Özcan Ergüdar'da bunu konuşabiliriz. Evet, orada... Çünkü gerçekten ortada kaybolan bir Türkçe var. İnsanlar birbirini anlamıyor. İnsanların bu kadar birbirine karşı öfkeli olmasının, yok yere kavga çıkmasının sebebi de bu. Çünkü dilleri yok. Yanlış anlamıyorlar. Yanlış anlıyorlar sürekli. Çünkü yani çok ciddi söylüyorum. Geçen gün bir sinema haberi okuyorum. Ne demek istedi dedim. Ya 3 kere okudum. Ben anlayacağım dedim yani bunun ne demek istediğini. Başaramadım. Bir kere bütün cümleler bozuk. Bütün cümleler bozuk. Şeyden vazgeçtim. Hani dilin kurallarını savunma falan filan. Mesela şimdi eskiden D'leri dağları ayırmıyorlar. Şimdi bütün D'ler dağlar ayrılıyor. Yanımda. Nasıl ya? Yani o yanım da ağrı gibi. Peki şimdi. Gibi neyse bunu ayrıca bence bir Türkiye'de bir hayatı konuşacağımız. Daha ama konuşacağımız burada evet, çok sahne şey var. Çünkü evet. Hırsız giriyor eve. Hırsız girdi ya. Şimdi de eve. Yani kendisi bu sefer bir geceliğine çocuğa bakmaya eve gitti. Oturdular ve tam bir şeylere tıkırtılar duydu. Bir indi ki hırsız girmiş içeriye. Ve hırsızı iş üstünde yakalıyor. Ama o araları, ya Norveç'te mi böyle oluyor, bu romanda mı böyle oluyor bilmiyorum. Hiçbir kavga çıkmıyor, gayet uygar bir şekilde kahve ister misin falan diye. Yok almayayım diyor. İçmiyorum, iş üstünde içmiyorum diyor adam. İçki teklif ediyor. Kahve çalışıyorum, çalışırken içmiyorum diyor. Sonra niye bu orayı soruyor? Bu biraz soyduğunu? O her hikayesi evet, aslında. Biraz komedi. Bu bölgeyi seviyorum diyor siz. Bir sürü değerli eşya ve az sayıda alarm var. Biraz yukarısı sağcıların mekanı. Her yerde alarm var ama aşağılarda millet Sosyalist Sol Parti'ye oy veriyor. Hem para basıyorlar hem de insanın içindeki iyiliğe inanıyorlar. Benim için harika bir tablo. Sen de mi burada oturuyorsun?
Ve sonra ama aralarında hakikaten bir dostluk kuruluyor. Çünkü gidip müzik set şeyi veriyor, DVD oynatıcıyı ve veriyor. Ve çocuğun şeylerini de veriyor. Çocuğun bütün CD'lerini, DVD'leri her şeyi veriyor. Kurtuluyor onlardan. Bir yandan da kafasından çocuğunu da kurtarıyor. Evet. Yasa. Ama şöyle bir şey var. Aslında kendi komünitesini kurmaya başlıyor bir yandan da. Evet, evet. Şimdi Düsseldorf var. Şimdi de hırsız katıldı. Evet. İşte oğlu var, Bongo var. Evet. Bir şekilde kendi topluluğunu kurma yolunda adım atıyor. Sonra göreceğiz onu kurduğunu. Sonra işte kendi yine kamp yeri diyeceğimiz yerde yaşarken bu sefer yürüyüş yapan ve ona sataşan bu ormanın, evet, burasında 4 günden fazla konaklama yapamazsın, özel mülktür burası diyen bir sağcı, evet, buna dadanıyor. Ve bu çok aşağılıyor. İstediğim kadar kalırım, özgürlük budur, şudur, budur. Ha, bu arada şey söyleyelim ama ormanın sahibi var. Gerçekten. Yani bayağı mülkiyeti çok zengin, büyük bir aileye ait ve ormanda kamp yapmanın belli bir süresi var bir yandan. Her şey tanımlı aslında. Evet. Yani gerçekten bir vahşi bir orman değil, değil aslında. Tabii ya, zaten orada da adam ormana gidiyor. Allah, orada da medeniyet var. Ormanın sahibi var, tapusu var, kanunları var. Yani aslında değil, çıkamıyor içinden. Sonra çocuğunu da alıyor, şeye geçiyor, yani küçük bu anaokuluna giden yaştaki Gregus çocuğunu da alıp kendi ormanına götürüyor bizimkisi. Orada önce can sıkıntısına, sıkıntının hakkı yeniyor, aylaklığa bir övgü. Çocuk da çok mutlu, birlikte ok atıyorlar, ok yapıyorlar falan ama bir süre sonra baba bak kolum kasılıyor diyor çocuk. Kolu kasılmaya başlıyor. Hakikaten neden oluyor sence? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Biraz daha ok atalım diyor. Ama Gregus'un hevesinin kaçtığını görüyordum. Bakışları donuk ve uzak. Yine de gayret gösteriyor. İçim acıyor. Çocuk televizyonu vakti geldi. Kolundaki kasılmalar o yüzden. Bedenin sana git televizyonu aç demeye çalışıyor. Bir şeyler olduğunu hissetmiştim ama televizyon nerede diye soruyor. Benim televizyonum yok. Ormanda televizyon pek olmuyor. O zaman televizyon olan bir yere gidemez. Bayağı arıza yapıyor çocuk, evet, yani televizyon olmuyor. Sonra bir süre sonra sakinleşecek aslında ama yani o bütün o belli bir saat gelince o televizyonu açamayla ya şey yapması. Konular aslında şeylerin, dostu Düsseldorf'un baba hikayesi, kendi baba hikayesi döne döne geliyor. Ama bir yandan da ya ben de babam için bir şey yapayım. Bak Düsseldorf kocaman ne güzel maket yapıyor. Ben de babam için bir totem yapayım. Çok da kalıcı olsun, böyle 1000 yıl burada dikili kalsın ve gelen geçen işte Dopplerlerin kim olduğunu görsün diye. Ama kendi de bir tasarım yapıyor. Böyle bir 9 metrelik falan bir, evet, totem peşinde. Hem babasını temsil edecek. Üzerinde bisikletle kendisi, üzerinde Bongo, üzerinde kendi çocuğu. Bir de babasının sesli yumurtayla gömülme fantezisi. Evet, yani bir sürü absürtlükler de var tabii ama sonuçta özet olarak baba için bir totem dikme. Tabii insan totem ve tabuyu hatırlamadan edemiyor yani bütün bu. Çok da eleştirilen bir eserdir antropolojik açıdan ama Freud'un totemle babanın yerine ikame edilen bir nesne olarak totemi tanımlaması da bence hala ilginç ama işte maalesef antropologlar ve bilimciler sahte bilim diyerek bazen Freud'u çok aşağılıyorlar ama yani çok da zihin açıcı. Oradaki temel espri şu, yani bütün o alfa erkeğinin domine ettiği topluluk ve onların domine ettiği babanın kovduğu genç erkekler bir süre sonra güçlenerek geri dönerler ve babayı öldürürler ve yerler. Ve bu aslında bir tabudur. Yani yapılmaması gereken bir şey. O yüzden de bir tabu yerine geçecek bir totem dikerek ve bu bir totem bir hayvanla özdeşleştirilerek onun yenmesinin yasaklanması aslında babaya yönelecek olan bu şiddetin yerine geçirilir falan gibi hakikaten iç içe örülmüş. Yani Freud'dan belki antropoloji fazla bir şey öğrenmemiş olabilir ama bence edebiyat hala çok öğrenecek. Edebiyat bilimi var. İçin çok iyi hocadır. Evet. Yani kavramlarla hakikaten nasıl oynanabildiği, evet, ve iç içe nasıl açılabildiği ilginç tabii. Yine de bu totem meselesi. Bu arada unutmayalım, şey çok güzel, Düsseldorf'a bir oyalanma buluyor aslında. Evet. Belgesel. Evet, evet. Ve o çok etkileyici bir... Çok ilginç o da. Çok, çok ilginç bir kısım gerçekten. Şöyle bir şey değil mi? Bir ara televizyonda tesadüfen... Gezelim görelim diye bir program. Düsseldorf bir programda şeyi görüyor, bir çocuk
bütün şeyleri gezmiş, çeşitli yerleri gezmiş. Milli marşları öğrenmiş. Milli marşları öğrenmiş, ezbere okuyor. Onlarca milli marş okuyor gittiği yerlerin şeylerini. Ne güzel olurdu diyor adam Düsseldorf. Ben de diyor, keşke diyor çocukla tanışsam. Ya bu aslında şöyle bir şey. Adam intihar edecek Düsseldorf. İntihar etmeye karar veriyor çünkü tamamlıyor. Evet. Bitiyor. Ya hayattaki işi bitiyor aslında. Babasının öldüğü anı tamamlıyor ve hayattaki işi bitiyor. Bu arada tüfek kullanıyor. Onu da bir anlatıyor işte uzun tarafı bilmem ne evet. ve bilmem nere. Tam tetiği çekecek. Tam tetiği çekecek. O sırada televizyonda da Gezelim Görelim diye bir program var. Batı bölgesinden bir genç. Dünyadaki neredeyse bütün milli marşları öğrenmiş. Biraz acıklı bir hikaye ama çevresi onu böyle kabullenmiş. Akıllı biri olduğunu düşünmüşler. Sınıf arkadaşları bir bardaktan tombala çekmişler. Kağıtlarda farklı ülkelerin isimleri yazılıymış. Çocuk ismi çıkan o ülkenin milli marşını seslendiriyormuş. Orijinal dilde söylendiğinden biraz tuhaf ve bu yüzden de dokunaklı bir sesle okumaktaymış. İşte bu çocuk yüzünden ağzımdan namlunun ucunu, tüfekten de kurşunları çıkardım. O andan beri de hep ileriye bakıyorum. Babam artık kendi yoluna gidebilir. Onunla işim bitti. Bir gün bütün kasabayı toplayacağım. Yeter, bir gün bütün kasabayı yani maketi kastediyor. Yeter artık. Aslında o çocuğu arasam mı diye düşünüyorum. Yazın benimle fiyort turuna çıkar mı acaba diye sorsam. Şu upuzun ülkeyi şöyle bir yakından görsek. Ben de birkaç güzel milli marş öğrensem. Bu kaçırılmaması gereken bir fırsatmış gibi görünüyor bana diye Düsseldorf bunu Doppler'e anlatıyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bu tanışıyorlar da bu çocukla. Yaşlı bir adam bir çocukla geziye gitmeye kalkıyor. Tipik babası şikayetçi oluyor. Çocuğun babası sapık bırak diye peşimizi falan. Şikayetçi oluyor Düsseldorf'tan. Fakat Doppler sonra Gezelim Görelim'e bu adamı konuk ediyorlar hakikaten. Bütün bu yani Doppler'in kendi hikayesini anlatmasını tavsiye ediyor. Düsseldorf'un hikayesini anlatmasını tavsiye ediyor. Ondan sonra evet maalesef çıkıyor. Bütün bunların üzerine başıma bir de Düsseldorf çıktı. Haftada birkaç kez buraya kayağa geliyor. Bazen yatıya kaldı da oluyor. Gezelim Görelim röportajı televizyonda yayınlandıktan sonra ufaktan bir sarsıldı. Kendini kepaze ettiğini düşünüyor. Yaşamını Gezelim Görelim'de sunulan 5 dakikalık bölümden daha karmaşık buluyor. Babasızlığının gerçek derinliğini yakalamayı beceremediler. Maketler üzerine bir röportaj oldu. Maketlere dair herhangi bir röportaj gibi. Normalden biraz farklı bir hobisi olan birine dönüşüverdi. Bu hakikaten çok hoş bir çok bölüm. Hoş, çünkü çok. Benim de gözümün önünde televizyonda zaman zaman insanın gözüne çarpan birçok böyle farklı röportaj, belgesel vardır ve yani gereği kadar aslında onlara dikkat edilmediğini, hiçbir zaman onun derinliğine görünmediğini, zaten onun sunucusu ya da işte o programın önünde arkasında olan her şey bir şekilde her şeyin içini boşaltıp hafiflettiğini ve asıl insanlık dramını vermekten aciz olduğunu anlattı. Ama sonra dedim ki tabii ki anlatacak edebiyatçı çünkü. Edebiyat yapıyor onun yerine bunu. Yani televizyon seyretme saçma sapan şeyleri. Kitapta oku. Düsseldorf'u ben sana anlattım diyor aslında. Evet. Evet. Ve çok güzel bir şey. Bence çok ustaca bir şey onun yapıyor. Çok o bence adamın özelliğini ya da nasıl diyelim Düsseldorf'un kim olduğunu çok güzel mühürleyen bir hikaye olmuş bu. Yoksa ortada kalacak bir hikaye olacaktı. Kapattı yani. O hikayeci. Hikayeyi müthiş bir şekilde kapatıyor. Bu arada tabii ormanda kendi topluluğu oluşmaya başlıyor. İsteğinin hilafına ama yani hiç de istemiyordu o sadece adam. Ama sonra lazım olacak ona totemi dikmek için insan. O kadar olacak. Bosse uyuyakaldıktan sonra kayaklarımı ayağıma geçirip yeni durumu değerlendirmek üzere uzun bir tura çıkıyorum. Artık ormanda bile yalnız kalamayacak mı? Kafası karışık arayış içinde bir sağcıya ihtiyacım yok. Çünkü o sağcı bir anda aslında bu ormana kaçıyor. Her şeyi bırakıp geliyor, yanına geliyor. Yanına geliyor, az ilerisinde çadır kuruyor. Orada bir şey başlıyor, bir topluluk oluşmaya başlıyor. Ve neydi adım şeyi? Her gün gelip buna akıl soruyor. Her gün gelip akıl soruyor, nefret ettiriyor. Yani orman giderek kalabalıklaşıyor. Talihsiz bir gelişme demek hafif kaçar. Birkaç gün sonra sadece adamı kovdum. Evinin yolunu tutacağını sanıyordum ama yanılmışım. Birkaç haftadır benimkiden 100 metre kadar uzağa kurdu. Dağ çadırında yaşıyor falan filan diyor. Bir de adam gelince baldırından okla vurdu aslında tabii, adamı. Vurdu. Yani bayağı tabii, beni ormandan atmaya geldi diye vurdu. Adam da dedi ki hayır ben de dedi. Aydın dedi yani. Bu doğrusu bu dedi ama başka planları var tabii.
her gün onu kovalamaya çalışıyor, gelip ona akıl soruyor ve onun verdiği her söylediği, aşağıladığı her cümle için üzerine düşündüm. Çok haklıymışsın diye tekrar geliyor. Böyle doyamıyor aşağılanmadan ama şey onun başlıyor. Da bir projesi var. Onun evet. da bir proje. Bizimkisi babası için totem yaparken evet. bu sağcı da... Bak onu da okuyalım. Konuşmaya çok ihtiyacı var. Özellikle de yaşamını önemsiz şeyler uğruna nasıl çarçur ettiğini açıkça gördüğü ve bunu düzeltmek için planlar yaptığı üzerine. Planları arasında bir uzlaşma festivali var, öyle diyor. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ama farklı dinlerin temsilcilerini bir dostluk festivaline davet etmek niyetinde. Sen de katılmak ister misin diye sorduğunda boş versene dedim. Dost olduğumuzu sanıyor. İnsanı kaygılandıracak kadar hayran bana. Kendisine bir tür akıl hocalığı yapmamı beklediğini hissediyorum. Olmak istediğim en son şey bu. Ama ve, adam başarılı olmaya yazgılı yani. Dokler demişti yani. Evet. İstemiyorum akıllı olmak dedikçe. Hep akıllı şeyler yapıyor. Sonra bu gayet komik bir bölüm var. Bu Bosse'yle aralarında geçen. Birinci gün Bosse ne istemiş? Evet. İkinci gün ne istemiş? Vesaire. Ve artık evet oraları yani artık gelelim. Okuruz. Oralar komik. Evet. Sonra da gerçekten birkaç tane temsilci. Kendimi yaz kamp hocası gibi hissediyorum diyor. Yaz kamp hocası. bazı yerlerde tabii başka bakış açılarını da bizi getiriyor. Yani insanların sorununa ilişkin mesela bu bütün o doğaya bakış oralar da var. Yani sadece... komik yerlerle sınırlı değil. Mesela büyük ve ıssız araziler içlerinde bir ya da birkaç insan barındırıyorsa büyük ve ıssız olmaktan çıkıyor. Bakışların neye dokunacağını insanlar tanımlıyor. İnsanların bakışları neredeyse her zaman diğerlerinin üzerinde. Böylelikle bu dünyada insanların insan olmayanlardan daha önemli olduğu yanılsaması yaratılıyor. Irzına geçilmiş bir yanılsama. Belki de geyikler en önemlidir. Belki en iyisini siz biliyorsunuzdur ama çok sabırlısınızdır. Tabii bazı şüphelerim var, kim bilir, ama yine de insanlar olamaz. Buna inanmayı reddediyorum diyorum Bongo'ya. Yani geyiklere ithafen konuşuyor. Bu şeyini seviyorum. Tabii bunlar yeni düşünceler dedi. Çok popüler düşünceler. Hani insan çağı, antroposen çağı ve onun yarattığı korkunçluklar falan ama bunları böyle bir entelektüel bir mülahaza, böyle bir tartışma, böyle bir şeyle yapmıyor. Kendi o oradaki mütevazi diyebileceğimiz bu maceranın duraklarında hakikaten sanki Bongo ile o anda öylesine içinden geldi o anda bunları söylemek de bunları o yüzden söylemiş gibi. Zaten bir doğaçlama şeyi de var, tarzı da var şeyde. Romanda evet. Öyle bir çok böyle sıkı bir dokusu olsun, müthiş bir olay örgüsü olsun. Pek de öyle değil. Harbi evet. Tabii ki. Evet. Kabaca hesaplanmış bir gidiş var. Ve şeye geliyoruz. Şimdi totemi yapıyor. Evet. Totemi. Fakat kaldıramıyor. Çünkü kocaman bir totem. Çok büyük bir totem ve Bosse'ye muhtaç oluyor. Evet. Ve işte insan insana muhtaçtır. Ve diyor ki kaç kişi gelecek diyor senin festivale. 30-40 kişi gelir diyor. Tamam diyor o zaman. Fakat 30-40 kişi gelmiyor. Bir tane Müslüman geliyor. Bir tane Hristiyan geliyor. Bir tane bilmem fıkra ne geliyor. Fıkra gibi bir şey oluyor. Fıkra gibi bir şey oluyor. Ama zaten 5 milyon insan var. Yani nasıl 40 kişi gelsin? Kolay bir şey değil. Bütün Norveç'te. Ama bunların şimdi birbirlerine güvenmemelerini, aralarında bir güven tesis etmek için egzersizler yapıyorlar. İlk egzersiz diğerlerinin seni tutacağına güvenerek kendini arkaya doğru bırakmak. Sayımızın az olması sorun yaratıyor. İri yapılı Müslüman birkaç kez yere yapışıyor ama hemen ayağa kalk, kimse tutmamış adamı. Neyse, sonra programdaki ikinci nokta ikişerli gruplar halinde bir araya gelmek, gözleri bağlamak ve sonra da eşinin etrafta dolanmasına eşlik etmek. Üçüncü egzersiz benim ısrarımla totem direğinin dikilmesi. O kadar akıllı ki Doppler ilk iki egzersiz klasik yani bütün şirketlerde falan değil mi böyle eğitimlerde kullanılan yani en klasik iki tane şey birbirine güvenme egzersizi. Üçüncüsü ama Doppler'in kendi projesi tabii. Bu arada bir tane de gazeteci geliyor festivale. Evet. Sonra tabii onlar içiyorlar mahfetane yani Müslüman içmiyor ama diğerleri perişan oluyorlar yani orada bir şey yapıyor ama bizim hikayemiz orada bitiyor çünkü artık çocuk da doğmuş adamı babayı alacaklar oradan götürecekler. Yani kendi anlattığı şeyin aslında ormanın bir çözümü olmadığını, kaçmanın bir çözümü olmadığını anlamaya başlıyor. Totem direğini de bir amaç olarak kendine koyuyor. Gregus da direğin etrafındaki toprağı bir tahtayla vurarak sıkıştırırken ormanda dostluğu ilerlettiklerini duyuyoruz.
orada olan işte gazeteci, bosse, gelenler, şey filan bir grup, Demir Roger, hırsız. Demir Roger'ın bu arada buna Nail hediyesi maymuncuk. İşine yarar diye, evet, çok sevindim. İşine yarar diye. Zaman zaman sadece adamın asabi sesi yükseliyor ama derdim değil. Düze çıkmak istiyorsak dünya halkları ve dinleri birbirlerine ellerini uzatmalılar. Ama bunun işe yarayacağına da hiç inanmadığımı da itiraf etmeliyim. Sanırım tren kaçtı. Şimdi hayatta olanların yok olması ve yerlerine yeni insanlığın gelmesi gerek. Boş bir sayfa açılması lazım. İnsan ırkının saldırgan nitelikleri bir miktar azalmalı. Daha az yufka yürekli bir insanoğlu büyük resmi görebilme yeteneğine sahip yeni bir tür ortaya çıkmalı. Diğer zaten ondan sonra şeye başlıyor. Babasının totemini de dikiyor. Kim olduğunu bilmeden koca bir hayatı yaşamayı başardı. Evet. Yani bu aslında şey ve giderek artık ormanın hem çok kalabalık olduğunu hem de yaşanmaz bir yer olduğunu ortaya hissediyor. Daha kötüsü artık müritleri var. Hani istemediği her şey oluyor orada. Var var, bayağı bir çevre edindi. Tabii işte mecburen onu vurmak üzere geliyor şeyi karısının kardeşi. Hakikaten kapsül bacağına saplanıyor. Zoologların Afrika'nın steplerinde bir hayvanı ya da Norveç İsveç sınırında bir kurdu uyutmak istediklerini kullandıkları kapsüllere benziyor bu. Televizyonda görmüştüm. Birden vücuduma bir ağırlık çöküyor. Yavaş çotların üzerine düşüyorum. Bugün harika bir gün diye düşünüyorum en son anda. Ardıç ağaçları yeşillendi, yaprakla donandı. Ormanın milli bayramı bu. Her şey tertemiz, her şey Norveçli. Bayıldı ondan sonra. Tabii şeyde kayınbiraderi onu sırtına alıp hastaneye götürecek ama yani sonuçta tekrar o gerisin geriye dönecek ormanına bir süre sonra. Evet. İnce bir kitap ama devamı var aslında, değil mi? Bildiğimiz dünyanın sonu. Zaten devam edecek diye bitiyor, evet, kitap. Ama devamı başka bir üslupla, birinci tekilden böyle anlatılmıyor, üçüncü tekilden ve aradan epeyce uzun bir zaman geçtikten sonra Doppler eve döner. Ama uzaktan bir bakar ki evin boyası değişmiş, renk değişmiş, artık karısının yanında başka bir adam yaşıyor vesaire. O tabii yeni komiklikler, hı hı, yeni eleştirel bakışıyla Doppler hakikaten unutulmaz bir kahraman olarak yerini alıyor diyebiliriz. Evet, bir süre herhalde bu Kuzey Avrupa, evet, edebiyatına belki ara veririz, ara bilmiyorum. Veririz, epeyce, evet, üst üste geldi ama çok zevkli geliyor bana. Bana da çok bir yandan zevkli da içindeki geliyor. Dikkat ediyorum, edebi göndermelerin yoğunluğu, evet, belki değinemedik ama yine Ibsen vardı. Evet. Yüzüklerin Efendisi vardı. Bunlar açık göndermeler, bir de çok kapalı olan, evet, bizim burada andığımız birçok başka gönderme. Yani edebiyatla çok sıkı konuşan da bir eser. Diğer dünya edebiyatlarıyla, kendi edebiyatıyla. Evet. Evet, Doppler'i bu şekilde burada bitirmiş olalım. Gelecek sefere dediğim gibi sanırım Şubat ayında, evet, bu sefer bizim edebiyatımızdan çok çok önemli bir, ben de yeni okudum ve gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Yani benim zamandan bir yerde kaybetmiştim, bulamamıştım ama iyi ki tekrar hatırlatmışsın Ayfer. Çünkü hakikaten yayınlanmasında da bayağı bir katkın olduğunu yayıncısının, evet, ön sözünde belirtiyor. Onları zaten, hı hı, geldiği zaman, yeri geldiği zaman konuşuruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Yine görüşmek isteriz. Hoşçakalın. Teşekkürler.